akşamlar, başka şeylere hoş geldiniz. Ben Ekin Olcay To, yine bir cumartesi gecesi sizlerle birlikteyim. Çok değerli bir konuğum var, çok da ilginç bir konuğum var bu akşam. Ezoterizmi konuşacağız. Öncelikle ezoterizm nedir, buna bakacağız. Sonra ezoterik örgütlere, sembollere, gizem dinlerine bakacağız. Ve bu akşam bir hashtagimiz var. Merak ediyorum hashtagiyle soracağınız bütün sorulara değerli konuğumdan cevaplar alacağız. Ayrıca bir de sürprizimiz var ama onu konuğumla birlikte size anlatacağız. Bu akşam çok sevgili dostum, değerli yazar Erhan Altınay bizlerle birlikte. Merhabalar. Erhan hoş geldin. Hoş bulduk. İlginç hazır bir mısın? Konu, evet hazırım. Yani gerçekten ilginç bir konu. Şimdi merak ediyorum hashtagiyle bir kez daha hatırlatalım. Evet. Instagram'dan ve Twitter'dan sorularınızı bize yönlendirebilirsiniz. Hazır Erhan Altınay'ı bulmuşken bütün sorularınızı sormanızı tavsiye ediyorum. Instagram ve Twitter'da Ekin Olcay To hesaplarından bu merak ediyorum hashtagiyle yazabiliyorsunuz. Bir de hediyemiz var. Evet, hediyemizi. Erhan sen anla. Söyleyelim ya. Söyleyeyim. Bugün kitap getirmedim yanımda. Hı hı. Çünkü çok yakında ezoterik seri çıkıyor. Ezoterik astroloji, ezoterik tarot, ezoterik örgütler böyle. Onlardan da hediye edeceğim ama bugün için şöyle bir şey yapalım. 5 kişi soracağımız soruyu bilen, hı hı, hangi kitabımı istiyorsa, benim kitabım tabii. Tamam. Onu hediye edeceğim. Harika. Sorumuz ne peki? O programı ilerleyen saatlerinde. Tamam. Tamam. O zaman İstediğinizi programı... de bana sorarsınız. Söylediğim gibi ben bilirsem. Dinleyiciler de bana hediye edecek. Evet, bunu da söyledik. Gerçekten ilginç bir gece olacak. Bakalım nasıl geçecek. 2 saat boyunca buradayız. Dediğim gibi sorumuz her an gelebilir ve her an değerli yazar Erhan Altınay'ın kitaplarından kazanma şansınız olabilir. Ve merak ediyorum hashtag ile merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Erhan başlayalım mı? Başlayalım. Ezoterizmle başlayalım. Ne demek ezoterizm? Ya aslında çok konuşuluyor ezoterizm. Herkes ben bakıyorum, izliyorum böyle. Aslında burada ezoterik bir sembol var. İşte ezoterik bir örgüt, ezoterik öyle gidiyor. Aslında ezoterizmi şöyle bir anlatalım. Evet, evet. Nedir, ne değildir falan. Yanlış biliyoruz. Yanlış, çok doğru, şey. Karma karışık. Ben yıllar önce ilk Fransa'ya gittiğim zamanlar, daha çok gençtim, küçüktüm. Ezoterik kitapları arıyorum. Kız geldi, ezoterik kitap yok dedi. Erotik kitaplara bakın dedi. Orada o zaman ilan gazeteleri vardı. Ezoterik dendiği zaman İşte Mısır'dan abrakadabra geldi, fal bakıyor falan gibiydi. O kadar yanlış anlaşılıyordu yani. O kadar Pars'tayız yani. Öyle yanlış anlaşılan bir kavramdı ama ezoterizm artık iyice yerleşti. Dilimizde çok kullanılıyor. Ezoterizm aslında köken itibariyle daha Aristo'ya kadar dayanan bir yerde sadece belli insanlara verilen, seçilmiş insanlara, sembol ve alegorilerle verilen, öğretilere verilen isim. Nasıl seçiliyor bu insanlar? Bu insanlar nasıl seçiliyor? Hı. Aslında eskiden böyle bir şey yoktu o eski günlerde. Yani paganizm içinde insanlar erginlenme ritüelleri, bu öğretim hepsini yapıyordu. Zamanla bu düzen çöküp devletler oluştuğu zaman dediler ki sadece belli insanlar. Bir, sakatlığı olmayacak. Hı. İki, kafası bunu alacak yani. Zihinsel kapasitesi buna yetecek. Zekası biraz yüksek olacak. Zekası biraz yüksek olacak ve daha ileri dönemlerde de kendi kendine yetebilecek. Yani ne? Özgür olacak. Hala Freemason, hani özgür masonlar, hür masonlar. O zamanların kalma bir lafıdır. Hani özgür olacak, köle olmayacak. Birisine vasal olmayacak. İşte öyle, serf olmayacak pardon. Yani kimsenin tabiyeti altında, onun boyunduru altında olmayacak. Böyle bildikleri insanlara verdikleri bir öğretiye dönüştü zaman içinde. Peki kimseye bir bağ olmayacak derken bir ailesi olması falan ailesi onlar falan da olacak mı? Ama bir efendinin hizmetinde olmayacak. Köle olmayacak. Köle ya da efendi hizmetinde, bir senyörün hizmetinde olmayacak. Ama böyle onlar aralarında uygun bulduklarını seçecek şekilde olacak dendi. Bu ta insanın en eski çağlarından. Ve böylece çok önemli yani bakın bunu aslında... klasik bir görüşte ezoterizmi anlamak için, şimdi bu günümüz antropolojisi doğru yanlış tartışabilir ama klasik görüşü çok iyi anlamak lazım. Devlet biçimleri oluştuğu zaman paganizm içinde, paganizm bir dejenerasyona girdi. Ne oldu? Her şehir devletinin bir tanrısı oldu. Onlar birbirleriyle savaştı ve çok tanrıcılığa dönüştü. Ve aslında ezoterizm, ezoterik öğretiler, paganizmin özünde olan tek tanrıcılığı anlatıyordu. Ve o zaman dediler ki bu tek tanrıcılığı sadece belli bir kitleye verelim diye. Hmm.
Bu ve ezoterizmin resmi tarihidir bu. Doğru yanlış, onu artık tarihçiler, antropologlar karar versin. Resmi tarihinde dedi ki, tek tanrı öğretisi olacak, hükredar çok tanrılığın içinde. Ve insanlara ruhun tekamül ettiği anlatılacak. Reenkarnasyon da giriyor buna. Her şeye giriyor bunun içine. Karma da giriyor her şey. İşte bunlar ezoterik öğretilerdendi. Bunlar niye bugün böyle kötü bir anlam kazandı, nasıl oldu? Bunların hepsini anlatacağız. Aslında muhteşem bir öyküsü var. Aslında ve Anadolu çok, topraklarında müthiş bir öyküsü çok var. Çok iyi niyetle başlamış ama o bölüme de geleceğiz. Şimdi, geleceğiz. Ezoterik öğretiler Anadolu'da nasıl şekillendi? Ya çok aslında Anadolu ve işte çevresi topraklar bunun başlangıcı oldu. Ama bir şeyi çok iyi bilmek lazım. Ezoterizm, paganizm gibi kökeninde tek tanrıcıdır. Tek tanrı olduğunu anlatan öğretiler. Bakın bütün çok tanrıcılığın arasında sadece tek bir tanrının olduğunu anlatır ezoterizm. Ve biz ondan çıktık, ona döneceğiz diye anlatır. Biraz panteizme kayan bir yanı var yani. Yani çok tanrıcılık ya da herhangi bir toteme tapmak falan filan, yani bunlarla hiçbir alakası olmayıp tek tanrıcılığı öngören. Evet. Peki Anadolu'ya şimdi. Anadolu'ya da şimdi aslında ezoterik örgütler çıktığı zaman her ülkede belli şekilde gözüktü. Mısır'da tabii ki vardı. Mısır'da inanılmaz vardı, ona da gireriz biraz. Çünkü Mısır ezoterizmi hala günümüzde yaşar. Paris'e gidersin, bir tane sembol görürsün, aslında o Mısır ezoterizminin sembolüdür. İşte İngiltere'de görürsün, Amerika'da görürsün, her tarafta görürsün. Onların hepsine görürüz ama Anadolu'da çıktığı zaman, bakın Yunan dönemlerinde mesela ezoterik öğretiler bütün Anadolu toprağına yayıldı. Bunlar nasıldı? Bunlar ilk olarak gizem dinleri şeklinde çıktı. Aslında ezoterizmin burada anlattığı bir şey vardı ilk ezoterik örgütlerde. Dünya belli döngülerden geçiyor. Dün koydum Sezen Cumhur'un al döner de döner diyor. Onun gibi döner de döner. Yani ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Ölen ve dirilen tanrıyla sembolize ediliyor bu döngüler. Persefone falan. Evet, onlar gibi. Ve ezoterik örgütlere giren kişi bir önceki hayatına ölüyor ve orada yeni bir hayata başlıyor. Böyle anlatılır. Yani bir inisiyasyon geçirdikten sonra tamamen değişiyor. Hatta derler işte, sen dışarıdaydın, şimdi içeri geldin. Bir önceki hayatına öldün, yeni bir hayata doğacaksın. Bu da sembolik olarak ölüp dirilen tarım tanrısıyla yapılır. Şimdi ne oldu? Temmuz ayında, Haziran sonunda, 23 Haziran'da erkek tanrı ölüyor. Yani güneş, günler kısalmaya başlıyor. Yekinler sararmaya başlıyor. Ne zamana kadar? 24 Aralık'a kadar. 21 Aralık'ta en uzun gece. 24 Aralık'ta günler uzuyor. Tekrar canlanıyor. Canlanıyor. Bu bir gizem dini oluyor aslında. Ve ezoterik örgütler bu gizem dinleri maskesi altında. Sen yeni bir hayata geliyorsun bu tanrı gibi. Ama tek tanrı olarak onu anlatarak yapıyorlardı. Ve bu Yunan topraklarında ve Anadolu topraklarında bu törenler her zaman yapıldı. Aslında daha geçmişine döndüğümüz zaman, bakın bu topraklardan söz ediyoruz. Anadolu toprakları. Anadolu toprakları. Mesela çok ilginç bir örnek vereyim. Evvelsi gün haberlerde vardı birkaç zaman önce. Amasya tarafında sanıyorum. Friklerden kalma ana tanrıça tapınak alanı bulundu. Ve orada sıra dışı bir şeydi. Çok güzel bir şey. Tapınak alanı ve ana tanrıça, Magna Mater ya da bildiğimiz adıyla Kübele tapımı olan bir yer oldu. Friklerde dahi şu an bildiğimiz kadarıyla inisiyatik törenler yapılıyordu. Yani geçen bazı yerde insanların yer altına girdiği ve oradan çıktığı. Bu ezoterik törenlerin yapıldığı söyleniyor. Bunu nereden biliyoruz? Oradan gelen mitlerden ve şeylerden. Çünkü çok ilginç bir şey vardır. Çok hızlı girdik aslında ama. Evet, yandı. Çok konumuz var. Şimdi çok soru gelsin. Şimdi birazdan merak zaten ediyorum soruları etiketine. Gelmeye başlayacağız. Neler yapacağız? Aslında çok ilginç bir şey var. Diyoruz ya böyle hani yer altına inme, yer altı örgütleri falan. Bu
Bunun çok ilginç bir öyküsü vardır. Yeraltı dünyası, deyiminin geldiği bir yer var. Anlatır mısın onu da? Aslında çok eski bu. Yani çok böyle hani bilinç dışına yerleşmiş ve kitap etimolojik olmasa da tatlı böyle öykümsü bir hali var. Şimdi bu ölüp dirilen tanrının bir başka görüntüsü de karanlıkta kalıp tekrar ışığa çıkma. Yani güneşin izlediği yol. Güneş, gündüz doğudan doğup batıya doğru bir yol izliyor. Gece de batıdan doğuya yerin altından geçiyor. Böyle olduğuna inanılıyor. Böyle olduğuna inanılıyor yoksa. Geçen gün şey işte küfrettiler bana ekşi sözlükte. Neden? Ayı da gezegenler arasında saydım diye. Ayı alakası eskiyi anlatıyorum. Evet öyle bir şimdi diyecekler güneş aşağıdan mı dolaşıyor ama. Bu inisiyatik bir şey. Karanlıkta kalıyorsun o gece yolculuğunu yapıp gündüz yeniden doğuyorsun. Onun için bu inisiyatik kısma yeraltı dünyası denir. Daha o zamanlardan yeraltı dünyası diye adlandırılır ezoterik örgütler. Biraz tabii fantastik bir etimoloji yapıyoruz ama onunla da alakası vardır. Hep buna yeraltı örgütleridir. Çünkü saklıdır. O karanlığı şey yapar. Şimdi ezoterizmin çok önemli bir yanı var. Bakın bunu çok iyi dinleyin. Bu en önemli kısmı. Çünkü ezoterik öğreti dediğimiz şeyin temelinde bu var. Bunu çok çok iyi anlamak gerekiyor. O zaman bunu anlamadığınız zaman ezoterik öğretinin anlamı kalmıyor. Ne anlama geldiği. Çünkü herkes bir şey söylüyor ezoterizm hakkında. Ezoterik öğreti alegori ve sembollerle verilir. Şimdi ezoterik hiçbir kurumun yazılı kaynağı yoktur ansiklopedik. Buna her şey zihinde. Her şey zihinde, sembollerde. Sembollerle anlatılır. Druidler de buna dahildir. Özellikle söylüyorum bir nedeni var. Neler dahildir dedi? Druid, kelt rahiplerine öğretileri. İşte gizem dinleri de dahildir. Bütün bildiğimiz ezoterik örgütler. Bunları akılda tutmak için sadece belli semboller kullanırlar. Eskiden oraya buraya kazıdıkları semboller. Orta çağlarda Liber Mutus dediğimiz sözsüz yazılı kitaplar hep böyle ezoterik bir şekilde ve ezoterik sembollerin kökeni bilemeyeceğiniz kadar eskiye uzanır. Çünkü insanlığın, ben her zaman söylüyorum, insanlığın ilk dili sembol dilidir. Sembol dili tabii. İlk insanlar her zaman sembolle anlaşmışlar. Çünkü birbirlerini anlamıyorlar. Dil yok, hiçbir dil şey yok. Şimdi neredeyiz? Urfa'dayız. Dağın tepesindeyiz. 10 binler yıl önceye gittik. 10-11 bin Göbekli yıl önceye. Göbekli Tepe'ye mi gidiyoruz? Oralara doğru yol aldık. Buzullar yeni çekilmiş. İnsan toplulukları yaşıyor. Ve birlikte bir kült merkezi oluşturuyorlar diyelim. Nasıl anlaşıyorlar? Bir, ortak bir işaret dilleri var. Ama ortak bir de sembol dilleri var. Yani yoksa bu kadar topluluk aynı dili konuşamaz. Ya Herodot anlatıyor. Herodot ne kadar zaman sonra? Hani oradan 8 bin yıl sonrası daha da şey. Diyor Mısır Kralı Psametikos merak etti diyor. Hep anlattığım öykü. İlk dil hangisiydi diye diyor. İşte şey bir oğlanla bir kız doğar doğmaz dağın tepesine koyuyor Psametikos. 5 yıl sonra bakıyorlar bunlara, gidiyorlar. Hangi dili konuşuyorlarsa dünyadaki ilk dil o dil diyor. Bakıyorlar, o bir tanesi Bekos diyor. Bekos ne demek? Frig dilinde ekmek demek. Ah diyor işte, ilk dil Frig dili. Değil tabii. Yani daha Herodot zamanında bile hala ilk dil diye konuşuyorlar. O kadar insanların dilleri ayrı. Zaten Yunanlılar ne der? Var 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 konuşma lan anlamında barbar der. Karşısına barbar demesinin nedeni odur. Hani dilini anlamıyor. Var 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 bir şey söylüyorsun diyor. O yüzden ilk diller hep böyle sembollerle, işaretlerle. Sembolle işaretle karıştırmamak lazım. İşaret, trafik işareti mesela. Hani bir şey anlatır ama sembol kendi gösterdiğinden farklı bir şey anlatır. Mesela Göbekli Tepe. Mesela ilk sembol dilini görüyoruz orada. Kim ne derse desin. Orada ilk sembol dili var. Oradan gösterelim. Oradan gösterelim. Hep anlatıyorum. Tamam. Üç numara. Üç numarayı alabilirsek eğer.
Alabilirsek, alamazsak canın sağ olsun. Alırız. Şimdi veriyorlar anladığım kadarıyla. Evet. Evet. Şimdi bu Göbekli Tepe'deki semboller mi? Sembollerden bir tanesi. Burada ne var? Bu sembol ne anlatıyor mesela? Mesela burada çok basit bir şey var aslında. Tabii çok fantastik şeylere döndü. Çok ilginç bir şey görüyoruz mesela. Atıyorum. Burada 3 tane sepet var. Hı hı. Şimdi 3 tane sepet ne anlama geliyor? Bunu çıkarmak çok zor. Her şey olabilir. 3 sepet. Tabii. Müteveffa diyeyim. Klaus Schmidt. Çok büyük bir adamdı. Buranın ölüm kültleriyle olan alakasını söylüyor. Ve burada bu sepetleri görüyoruz. Bu sepetlerin aynısını daha sonraki dönemde Mezopotamya'da göreceğiz. Aa. Daha sonra dünyanın her yerinde göreceğiz buna benzer sepetleri. Peki ne anlama geliyor? Şimdi ne anlama geldiğini hiç kimse bilmez böyle baktığı zaman. E tabii. Ama nasıl bilebilir? Şöyle bilebilir. Şunu bilmek lazım. Eski zamanlarda zaman hani 1000 yıllık bir ara önemli değil, birkaç bin yıl. Çünkü kültür o kadar hızlı değişmiyor. Yani bir müzede ayağını sen bir yerden bir yere attığında 3000 yıl geçiyor ama eserler aynı. Eserler aynı. Mezopotamya'ya baktığımızda mesela bir ritüel var. Sepetle ilgili. Sepeti anlatıyor olduğu gibi. Diyor ki nasıl bu, bir ritüel? Bir kazma anlatıyor tablette. Bir de sepeti anlatıyor. Kazma diyor, işte bu kazmayı kutsuyorum. Onun kazdığı toprakta tohum iyi yetişsin diyor. İkincisi onun kazdığı toprakta ev sağlam olsun diyor. Sepete de diyor ki, bu sepeti kutsuyorum diyor. Bu sepetin içinde her zaman ürün olsun diyor. Hmm, her zaman bolluk bereket olsun diyor. Şimdi bunu görmezseniz ve bu kültür yayılmasını göz ardı ederseniz bunu uzaylılara kadar bağlarsınız. Ama öyle bir geldiler, şey yok. Geldiler işaret ortada. Bıraktılar diyor. Ha, nanunaki manunaki bir şeyler. Ama öyle değil. Burada olan olay aslında tabletler anlatıyor. Kendi konteksti içinde değerlendirirseniz her şeyi anlatıyor. Ve bu sembolün ilk görüldüğü yer. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Hemen arkasında, altında. Bak bu bir level, bir seviye bu. Alt seviyeye indik. Bir tane akbabaya benzer bir şey var ki stilize bir akbaba olduğunu varsayıyoruz. Evet, tuhaf bir akbaba. Elinde de bir top var. Hadi buyur, bu ne demek? Hadi bu ne demek? Yani bunu şimdi akbaba top oynuyor. Yani başka yerden baktığında da incin top oynuyor. Hani... Öyle bir şey değil ama bir şey görüyoruz. Çatal öyük. Aynısı çatal öyüğe baktığımızda, numarasını ben bulamayacağım ama Duygu buluyordur. Böyle güzel bir şekilde print ettik. Duygu'ya hemen soralım. Duygu, çatal öyük, 4 numara. Sonra tekrar ona geçelim. Çatal öyükteyiz. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor de. Mesela. Şurada o bir kuş var. Da göremiyoruz. Şu işte kanatlarıyla bak. Ha, şurada evet. Kanatlar, kafası hı-hı. Akbabanın. Ve burada başsız bir vücut var. Bak vücut şöyle geliyor ve başı yok. O akbaba onun başını mı kapmış oluyor? Akbaba başsız bir cesedi parçalıyor. Bu ne demek? Şimdi geri dönelim Göbekli Tepe'ye. O topu baş mı? Baş diye varsaydı. Klaus Schmidt öyle dedi. Çatal öyükteki olay şu. Bir ölüyor, ölüme hazırlıyor. Yani ne yapıyorlar? Ruhun başta olduğuna inanıyorlar. Kafayı gövdeden ayırıyorlar. Hı hı. Vücudu atıyorlar. Akbabalar parçalıyor. Yani akbabalar ölüme hazırlıyor. Kafatası tutuluyor. Aynısı yani mesela kertlerde var. Yani bunu çözebilmek için de... Çok zor bir şey bu gerçekten. Ama işte başka kültürlerle kültürün yayılımını inceleyeceğim. Keltlerde de var bu. Artı Mısır'da vücudu parçalayan çakallar var. Ölüme hazırlayan akbaba gibi. O yüzden Anubis Mısır'da ölüme hazırlayan çakal başlı tanrıdır. Anubis'in çakal başlı olmasının nedeni. Ne oldu? Burada bir ölüm olayı var. Aşağıda da göremiyoruz ama bu çıkartıldığında bu taş... Burada bir tane akrep var. Akrep ne isim akrep geliyor? Akrep yerin altına. Ha, çünkü hep yerin mezarı. Altındadır. Böyle taşı kaldırdığında, kazdığında çıkar. Onun için Mezopotamya'da, Mısır'da başka böyle yeraltı ülkesine ya da başka bir ülkeye geçtiğinde akrep adamlar korur orayı. Hmm.
Şimdi ne oldu? Burada bir sembolizmin ilk halini gördük. Dünya, ölüme geçiş ve ölüm. Evet. Bunu nasıl görüyoruz? Başka kültürlerle kıyaslayarak. Bu bir yorum. Bilmiyoruz çünkü adamların ne yaptığını ama biz şunu biliyoruz. Bu sembolleri tanırsak sembolleri çözebiliriz. O yüzden bu sembollerde mesela ve ilk sembol dilinin Anadolu'da çıktığını şu an için biliyoruz. Karahantepe ve diğer buluntular belki bize çok daha farklı şeyler verecek. Yani bütün kültürleri bilmek, çok iyi karşılaştırma yapmak sembol dilini öğrenmek için önemli. Tabii ki. Mesela yolculuk mitoslarına Campbell monomit der, yani tek bir mit. Bütün kültürlerde aynıdır der. Bunları çok iyi bilmek bize sembol dilini. Ama sembol dilinin anahtarı Anadolu'dadır Neolitik'le birlikte. Hmm. Onun için Anadolu çok önemli. Yani buzulların çözülmesiyle birlikte o yayılan kültürle sembol dili de yayılmıştır. O yüzden ezoterik sembolizmin de kökeninde Anadolu'nun olduğunu varsayabiliriz burada. Ya çok önemli bir yerdeyiz biz. Kesinlikle. Ve adamlar hakikaten iyi bilirseniz ezoterik örgütleri hep Anadolu'ya göz dikmişler. Kökenlerine hep buraya göz dikerler. Peki neden? İşte buradan çıktı her şey. Her şey buradan çıktı. Daha eski öykülerde de var tabii. Yani ezoterizmde yazılı kaynak bırakılmaz. Sembollerdir. Ama alegorik öyküler vardır. Yani alegoriler ne? Bir öykü anlatıyorsun. O öykü aslında sana bir ders veriyor. Oradaki hı hı. Şey ezoterik bir sembolizmi anlatıyor ve ezoterizmin bir öğretisini anlatıyor. Bunu en güzel yapan adamlardan biri Platon. Eskiden Eflatun derdik biz ona. Evet. Hatta Halikarnas balıkçı kızı, balıkçısı kıza adama neye patlıcan moru yaptınız diye. İyi bir adamdır falan der. Şimdi Platon'un 3 tane kitabı var. Timaios piyasada bulunuyor, alın. Critias, Hermokrates. Onlar kayıp. Critias'tan sadece bir bölüm var. Orada ezoterizmi anlatır alegorilerle. Ama aslında ezoterizmi anlattığı bir başka kitabı daha vardır. Kimse farkına varmaz. Bulunabilen bir kitap mı? Çok bulunabilir. Hemen bulursunuz. Devlet. Devlet kitabında ezoterik öykü anlatır. Ve devlet kitabında anlattığı ezoterik öykünün en önemlisi Giges'in öyküsü Anadolu'da geçer. Anadolu'da bir gün yağmur yağar, toprak açılır, topraktan mezar çıkar, lahit çıkar. Böyle 3-4 metrelik bir adam, parmağında bir yüzük vardır. Giges parmağına yüzüğü geçirir, alır oradan, geçirir, çevirdiğinde görünmez olur. Aa. Ve o görünmezlik üstüne bir alegorik öykü anlatır. Aynı öyküyü Herodot da anlatır farklı şekilde. Bu bile Anadolu'dadır. Çünkü Anadolu'da o zamanlar daha Platon'un zamanında yani Yunan döneminde eski mezarlar bulunabiliyordu. Yağmur yağdığında toprak kaydığı zaman bugün bile hala köylerde çıkıyor. Buluyorlar şeyler. Yani kökenleri de, yani bütün kökenler aslında Anadolu'ya gelir bu tür örgütlerin. Bütün örgütlerin kökeni. Ya orta çağda bile öyle. Şimdi konudan konuya atlıyoruz ama aslında ezoterizmde böyle bir şey. Ezoterizmde ölümsüzlük diye bir kavram vardı aslında. Simya diye bir şey vardır. Nedir o? Simya her maddenin aslında hasta olduğunu iyileştirdiğin zaman bunun altına dönüşeceğini söyler. Yani her madde hastadır, iyileşince altın olur. Yani ne olur? Onu iyileştirme yöntemleri, damıtma, işte purificatio neydi Türkçesi, saflaştırma, işte bir şeyden geçirince o bir anda altın olur. İnsan da hastadır. Senin içindeki tanrısal töz, eğitimlerle, ezoterik yolu takip etmekle ölümsüzlüğe ulaşabilir. Evet, o nedir? Ölümsüzlük, ruhun ölümsüzlüğüdür. Tanrı'yla bir olduğunu ve ruhunun ölümsüz olduğunu keşfedersin. Ezoterik öğreti öyle der. Ama insanlar inanmıştır ki altın elde edebilirsin metallerden. Çok kişi telef oldu onun yüzünden. Hatta bir tane madde buluyorlar, antimuan diye. Muan Fransızca keşiş demek. O kadar zehirli ki bir manastırda böyle uğraşırken o maddeyi buluyor, antimuanı. Zehirli, hepsi ölüyor. Bütün keşişler öldüğü için anti keşiş oluyor elementin adı. Yani çok kişi bu tür şeyle uğraşmış oluyor. Ve sen simyada ruhun ölümsüzlüğünü bulduğundan, altına çevirdiğinden bir eliksir elde edersin.
Onu içtiğinde ölümsüz olursun. Bu sembolik bir anlatımdır. Aslında bu bir ruhani gelişim. Ruhani gelişim. İkiye bakarsak mesela. Ondan sonra fakat bir kitap bulur. Nikola İki geliyor. Evet, Nikola Flamel diye bir adam. Ve onun içinde ölümsüzlüğün sırrı, eliksirin nasıl yapıldığı vardır. Ölümsüzlüğün sırrını vermiş. Evet. Değil mi? Evet. Gördük bunu. Gördük. Şey yazıyor ortasında. Mola verebiliyor muyuz? Visita interior terrae rectifica. Geldi istiyorsan evet, kartı gösterebilirsin herhalde. Ne diyor? Visita interior terrae rectificando invenies occultum lapidem. Ne demek o? Visita, ziyaret et, toprağın içini, yerin içini, işte saflaştırarak, damıtarak gizli taşı bulacaksın. Yani ölümsüzlüğü bulacaksın. Aslında gir içine, yerin altının, yani öğretiye gir. Burada ölümsüzlüğü bulacaksın. Ne var? Sembolizmi burada görüyoruz. Neler var orada? Yani 7 tane gezegen var. Bunlar dünyanın etrafında dönen 7 gezegen. Mars, Venüs, işte Jüpiter, Satürn, Merkür, Güneş, Ay, dünyanın etrafında dönen 7 gezegen. Ve buradan bu Gülhaç'a ait bir semboldür. Onların özünü alıyorsun, altın, gümüş. Büyük, küçük eser, büyük eser ve kutsal kase figürünün içinde. Aslında gizli taşı, yani eliksiri, ölümsüzlüğü buluyorsun. Bunlar diğer sembolleri. Yani aslında ölümsüzlük derken vücuden zaten öleceğiz ama hani ölümsüzlük Tanrı'yla bir olmak, Allah'la bir olmak anlamında, evet, değil mi? Bunu bu temsil ediyor. Bu da bir ezoterik öğretinin farklı kısmı. Fakat ölümsüzlüğün kitabı da Bursa'da bulunmuştur efsaneye göre. Nasıl? Bu çok önemli bir şey. Çünkü adam gittiğinde karısıyla birlikte geziyor ve bir sahafa giriyor Bursa'da. Kitabı alıyor, bir bakıyor ki kitap ölümsüzlüğü anlatıyor. Bu ne demek? Aslında ölümsüzlüğün sırrı Türkiye'de, Anadolu'da bir ezoterik öğretinin içinde demek istemiş. Ve o zamanlar bizde tasavvuf var. Yani tasavvuf da aslında kimya, kem, el-kimya, kem ülkesi Mısır'dan gelen, Türkiye'den çıkan, yani Mısır ülkesinin bilimi demek kem. Kem, hani kem gözleri. Kem gözleri. Kara toprak demek, kara gözler, kem gözler. Mısır'ın humuslu toprağı var ya, Nil'den gelen kara toprak ülkesi. Mısır doğu kaynaklı. Buradan bir kitap bulunuyor. Aslında Türkiye'ye bir kaynak bunun geçiş noktasında. Yani ezoterik öğretiler hep Türkiye'yi, bir Anadolu topraklarını hep bir geçiş görmüşler. Hep bir hedef almışlar, bereketli toprakları. Şimdi bu ezoterizmin right hand path dediğimiz sağ el yolu, yani iyiye. Bir de bunun kötüleşme şeyi var işte. Yani ezoterik örgütler bugün kötü, evet, ama oraya yani geleceğiz. Ezoterizm o örgütlerin eline nasıl geçti ve nasıl olumsuz bir anlam kazandı diye sana sorayım. Çünkü bir yandan da sizin sorularınıza bakıyorum değerli izleyiciler. Geliyor mu sorular? Ben de göreceğim. Gelmeye yani başladı. Nasıl oldu bu? Yani nasıl ezoterizm bu örgütlerin eline geçti ve şimdi kötü niyetle kullanmaya başladı? Şimdi ezoterik örgütlerin çok önemli bir yanı var. Şimdi insanın doğasında bir erginlenme var. Evet. Yani çocukluktan yetişkinliğe geçme. Çocukluktan yetişkinliğe geçmek şöyle bir şey. Biraz hızlı gidiyoruz tabii. Konumuz çok şey. Geniş bir konu. İkinci bölümde de biraz Türkiye tarihi ve Osmanlı tarihi üstünde göreceğiz. Daha da çok ilginç soru var. Eyvahlar olsun. Çok kızacaksınız bana hepsine yetişemezsem. O kadar fazla soru geliyor ki. O aralarda sorsan. Tamam. Ama en önemli kısmını söyleyelim. İnsanın bir erginlenme ihtiyacı var yetişkin olmak için. Bütün pagan toplumlarında erginlenme denilen bir ritüel var. Onu hep anlatıyorum. Bir ritüel yapıyorlar. Diyorlar ki sen annenden doğan çocuk olarak öldün. Yetişkin bir birey olarak yeniden doğuyorsun. Bu bir psikolojik geçiş süresi diyelim, sembolik. Yani artık sen annenin evladı değilsin, oradan çık. Yetişkin olarak toplumda sorumluluk kazanan bir birey ol. Bu paganizmde olan bir şey. Bunu ezoterizme alıyorlar. İşte o örgütler seçtiği zaman kişiyi bir giriş töreni, inisiyasyon töreniyle alıyorlar. Türkçe'de masonizmde tekris denilen şey. Bir inisiyasyon töreniyle alıyorlar ve orada işte bir önceki hayatını öldün, yeni hayatına geçiyorsun diyorlar. Fakat bu o kadar etkili bir şey ki fark ettikleri. Onu yapan kişi zaten o örgütün elemanı olmayı gönüllü kabul ediyor.
O zaman diyorlar ki biz bu örgütleri böyle yapalım. Bazı çevreler, dış mihraklar. Diyorlar ki, onu ben uydurdum. diyorlar ki biz o zaman bir menfaat örgütü bile kursak, bu tür yöntemleri kullanırsak başarılı oluruz. Ve bu gizem dinleri, mesela Roma'da, seks ayinlerine falan dönüşüyor. Zenginleri topluyorlar, aynı şeyi yapıyorlar. Bu Eyes Wide Shut filmindeki gibi. Evet, oradaki gibi. Bir anda böyle işte orjilerle biten törenlere falan dönüşüyor olay. Bu Roma'da yapılan şeyle, Anadolu topraklarında da çok yapılmış. Bunların içinde mesela o kadar yayılıyor ki bütün Roma'da artık eski dini bırakıyor insanlar son döneminde imparatorluğun. Tam Hristiyanlık öncesi herkes böyle bir dine giriyor, inisiyasyon yapıyor. Bunların içinde en kolayı Hristiyanlık. Hemen vaftiz edip aldığı için, onun için çok kişi Hristiyanlığı seçiyor. Ama en zorları var. Mesela zengin olacaksın Serapis dinine girmek için. İşte törenleri yapacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. O biraz daha zor. Ama sadece şeyler içinde. Çok meraklı izleyici varsa bu tür şeye, Satyricon diye bir roman var. Petronius'un o dönemden kalan, okusunlar. Bir daha söyleyelim. Satyricon diye. Satyricon. Bana yazarlar söylerim. Şey, mutlaka tekrar ettiriyorlar. Lütfen bir daha söyler mi diye. Şimdi bu yine sembollerle ilgili, evet, Sevda Şimşek sormuş. Demiş ki şövalyelerde kartal sembolü neden önemli? Şimdi tapınak şövalyelerini de konuşacağız ama hazır sembollerle ilgili konuşurken neden kartal? Vallahi keşke bir kartal resmimiz olsaydı. Şimdi kartal çok eski bir semboldür. Bakın, hı-hı, bu bir ezoterik sembol kartal. Selçuklularda da. Selçuklularda değil, Proto-Hitit dediğim Satilerde var. Hı. Yani Anadolu'nun en eski sembolüdür çift başlı kartal. Hitit öncesidir. Bakın, çift başlı kartalın geldiği yer Anadolu'dur. Hı. Hititler almıştır, Romalılar almıştır, Bizans almıştır, Selçuklu almıştır. Bugün Konya şehrimizin sembolü de çift başlı kartaldır. Evet. Ama şövalyelerin de sembolü çift başlı kartaldır. Bunun bir anlamı var. Bakın, ezoterik anlamı. Tapınak şövalyeleriyle ilgili. Şöyle bir anlamı var. İşte ezoterizm böyle bir şey. Tevrat'ın bir bölümü, hep anlatıyorum. Hı hı. Enoch kitabıdır ama kabul edilmemiştir. Buna göre gözcüler vardır uzaydan, gökyüzünden gelen. Düşmüş melek bunlar. Ve insanoğulları kızlarıyla birleşip kendi genlerini ona vermiştir. Kabul edilmeyen bir kitap ama şövalyeler bunu kabul eder ve bu geni taşıyan kutsal kan vardır. Hı. Hazreti Davut'un soyu. Bu bir efsane, ortaçağ efsanesi. Efsane olarak kabul edin ama şövalyeler inanır. Bir gün işte buradan Mesih çıkacağına inanırlar ve o gökteki meleklerin yeniden ineceğine. Kartal, tabii bu orijinal sembolizmi değil, şövalye sembolizmi. Kartal uçtuğunda yarın diğerdeki şeyi çok net görür. Avını. Kartal gözü derler. Kartal ya. Gözü. Kartal çift başlı uçar. Hem aşağıyı gözler, hem yukarı gözler ki uzaydan melekler tekrar gelecek. Düşmüş melekler. Hem yukarıdan geleni gözler, hem aşağıdakini gözler. Yani şövalye yukarıdan geleceği bekler. Aşağıdakini de kollar. Hmm. Onun için şövalye tarikatlarında çok kullanılır. Peki. Çok güzel kartal figürü görmek isteyene Ayasofya'da grafitilere bakılırsa muhteşem kartallar görecekler, şövalye kartalı. Ayasofya konusuna da geleceğiz aslında, çünkü gizem dinlerinde, evet, Ayasofya'nın altında bir mitra tapınağı olduğunu söylüyorsun. Söylüyorlar, evet. Sembollerle... Şimdi, evet, devam edelim. Sembollerle ilgili şunu sormak istiyorum. Şimdi bir de normal semboller var insanların hayatta kullandığı. Nasıl ayırt ediliyor? Yani normal sembollerle ezoterizm sembolleri arasındaki fark. Ya şimdi ezoterik semboller, tabii normal sembollerde bakın sembol aslında bilinç dışına hitap eder. Siz farkında olmadan etkilenirsiniz onlar. Subliminal falan dediğimiz, hı, her şey. Yani sembollerin en çok sık gözüktüğü yer neresi? AVM'ler. Hı. Ya da uzun yolda giderken mesela çok işte benzin bitiyordur, şu oluyordur. Bildiğimiz bir şeyin logosunu görürüz, bir ferahlama gelir falan. Evet, ama o hiç farkında olmadan olur. Evet. Farkında olmadan size bir şeyler anlatırlar devamlı.
ve siz farkında olmadan bir karar verirsiniz. Ya da bilinç dışı farkında olmadan etkilenir. Semboller her yerde vardır. Hı. Ezoterik semboller, özellikle ezoterik öğretiyi anlatan sembollerdir. Mesela az önce şeyde gördük. demin şey işte Visita Interiore Terra simya sembolünü de gördük. Ortada, hı hı, bir kutsal kase vardı. Evet. Şimdi 6 numara. Arkaya verebilirsek. 6 numarayı rica ediyoruz. 6 numarayı rica edersek. Geliyor. Mesela en bilinen bu ne? Sembollerden biri. Şimdi bu aslında çok önemli bir şey anlatıyor. Mesela ezoterizmi buradan görebiliyoruz. Görüyor musun ezoterizmi? Görüyorum. Bak burada ezoterizm. Tam şimdi, olarak neresi ezoterizm? Çok karışıyor bu kelime. Ben Fransız usulü dışında. burası yuvarlak masa, şövalyeleri. Yani tapınak şövalyeleri değil mi? Evet, onların kökenlik etmiş. Şövalyeler oturuyor. Ve masada tam otururken bir ortaçağ figürü bu. Orta çağda çizilmiş. Bir el yazmasından aldık. Ve şey, bir anda kutsal kase çıkıyor. Gözükmeye başlıyor. Hı. Burada fazladan iki tane melek koymuşlar. Bunlara biz kerub meleği diyoruz, kerubim. Aslında ahit sandığının da iki yanında var. Tanrı ile haberleştiren. Onu koruyor. Evet, ahit sandığına benzetmeye çalışmış. İki şeyle. Ve burada kutsal kase var. Kutsal kase... Şövalyenin aradığı, aslında dişil yönüyle birleşeceği, kendi tekamülünü yapacak olan, hı hı, yani kraliçeyi arıyor aslında, dişil yönü arıyor diyelim. Yani kutsal kasenin önemini bir daha bir altını çizelim mi? Kutsal kasenin önemi eski efsanelerde şövalyenin kendine ait dişiyi araması. Ancak dişiyle birleştiğinde şövalye tam erkek oluyor eski efsanelerde. Niye böyle biliyor musun? Bir tane dünyalar güzeli kadın var. Adı Aketanyalı Eleonora. Eleonora iki kocasından da mutlu olmuyor. En sonunda Aketanya'ya geri dönüyor. Ve onların bütün eksikliğini de bildiği için şövalye idealine gerçek aşkı bulmaya ve onunla birleşmeye adıyor. Ve bütün kutsal kase romanlarını yazdırıyor. Eleonora 1204 yılında öldükten sonra kızı Kutsal Kase romanını yazdıracak, Chrétien de Troyes. O kadar önemli. Ama bu ileride insanın o bütünleşmesini, kutsalla bir olmasını anlatan bir figüre dönüşüyor. İşte bu bir ezoterik figüre dönüşmüş vaziyette. Çünkü anlattığı şey bütün ezoterik öğretiyle ve kişisel tekamülüyle alakalı bir şey. O yüzden bunu bir ezoterik şey olarak alabiliyoruz. Çünkü neden? Arkasında tamamen ezoterik bir arka plan var. Bütün alegoriyi kapsıyor. Bilen için bunu gördüğü an tamam bu öykü diyor. Zaten sadece bilenlere veriliyor. O yüzden semboller biraz daha farklı. Ama gören kişi farklı şeyler de anlayabilir. Ezoterizm böyle bir şey ama daha sonra başka bir şey oluyor işte. Sorun orada başlıyor. Ne oluyor? Bizim bugün hani illüminatiler, şunlar, hı hı, bunlar, hurafeye dayalı şeylere daldığımız şeyler. Şuradan başlıyor. Bu ezoterik örgütleri kendi amaçlarıyla şey yapıyorlar. Kendi amaçları için kullanmaya başlayan gruplar çıkıyor ortaya. İşte para, hırs, bilmem ne falan. Ve bunlar daha sonra başka bir kaynaktan besleniyorlar. Paganizm, ezoterizm üstüne okültizm denilen bir şey geliyor. Biz büyü yaparız, insanları etkileriz, şöyle yaparız, böyle büyü yaparız. Büyü yapıyorlar yani. Yapıyorlar. Yani büyü derken tabii yarasa kanadı, davul tozu, minare gölgesi değil ama sembol kullanarak iradeyi bozucu hareketler yapıyorlar. Ama aslında normalde ezoterizmin içinde büyü yok değil mi? Yok yani. Yani ilk iyi niyetle çıkıldığında. Paganizmde de büyü sadece maji dediğimiz, hı hı, kendini geliştirmek için ritüel yaparsın işte. Hani ben... Vika. Vika. Tam anlamıyla bugün Vika'ya dönüşmüş. Hani bugün baharın ilk günü. Bolluk, bereket gelsin, hayatıma iyi bir şey yapayım falan. Çünkü kimse iradesine şey. Hı hı. Burada biraz iradeyi sembollerle bozucu hareketler yapılıyor. Kötü niyet var. Ve bunları zaman içinde daha gelişmeye başlıyor. Bu arada işte bu örgütler hani maji yapıyoruz, insanları etkiliyoruz, dünyayı hükmediyoruz. Biz bu soydan geliyoruz. İyice gelişiyor, gelişiyor.
ve tapınak şövalyelerine kadar varan bir çizgiye ulaşıyor. Ama tapınak şövalyesi dediğimiz yapı kesinlikle ve kesinlikle kökeni Şampanya bölgesi değil, kesinlikle kökeni İstanbul'dur. Ha. Yani bakın Türkiye çok önemli. İstanbul'a gelip zaten Ayasofya'yı da fethetmeye çalışıyorlar. Tabii canım, mi? İçine yani giriyorlar ve mahvedip çıkıyorlar. Ayrıca İstanbul'daki o müthiş eserleri yani yaktıkları tabii. onların... Işte... Tabii, bundan önce bir tane öykü var. Şimdi bunu bir kere daha anlatmıştım. Çok önemli bir şey. Tapınak şövalyelerinden masonluğa bir geçiş var. Ya masonluğun kökeni tapınak şövalyeleri. Ve bunların kutsal kitapları var. Biz buna ordo diyoruz yani. Tapınak şövalyelerinin kendi Türkçesi kutsal kitapları. Türkçesi evet, kutsal kitabı değil de Türkçesi ne? Nizamname. Hı. Tam dilim dönmedi ama doğru. Nizamname. Nizamname, nizamnameleri falan ve efsanelerin bulunduğu kitaplar var. Bunlar, yani kendi etik kuralları var. Etik kuralları, bunlar Bernardo Claro zamanından falan kalma. Bunlar masonluğa geçtiği zaman 1655 Londra yangında yanıyor. Ama aslında yanmıyor. Nasıl? Bugün yani bugün aslında bir yerlerde görmek olası. Ve burada bir öykü anlatılıyor. Ve bu öyküyü Albert Pike diye bir adam anlatıyor. Bu kitaptan alıntı. Albert Pike, Ertan'ın da kulakları çınlasın. Albert Pike 33 dereceli masonluğun kurucusu. Hmm. Ve Albert Pike 30. derece Kodo Şövalyesi için çok ilginç bir öykü anlatır. Bu öykü eski kitaplarda var olan bir öykü. Bakın bunları sadece efsane niyetiyle dinleyin. E tabii. Bunlar sadece efsane yani inanç bu falan değil. Biz burada biraz daha antropoloji ama gecenin bu saatinde biraz eğlenelim, öğrenelim şeklinde. Efsane olarak anlatıyoruz ama efsaneyi bilirseniz buna inanan insanların nasıl davrandığını da bulursunuz. Tabii. Bu da çok önemli bir şeydir. Sadece efsane bağlamında. Albert Pike şöyle anlatır. Bu kutsal kanın koruyucusu örgütler, Hazreti İsa'dan beri gelen, bir başka örgüt kurmak isterler Kudüs'ü ele geçirmek için. Hı hı. Amaç Kudüs'ü ele geçirmek, Müslümanlardan almaktır. 1090 yılı civarı İstanbul'a gelirler. İstanbul'da o zaman hokkabaz, büyücü, siyaset adamı Mikael Psellos diye biri var. Ama ezoterizmin dibine dalmış bir adamdır. Olaya da hakim. Olaya da hakim ama işte biraz siyasi yönü şeydi. Hatta Romanos Diogenes Alparslan'a yenildiği zaman, yani Selçuklu ordusu ezmiş geçmiş Bizans ordusunu şey yazar. Ben gitseydim muhteşem kazanırdım savaş işte. Diogenes beceremedi falan diye yazacak kadar ilginç bir adam. Onlar da ona derler ki işte orada Patrik'le falan konuşurlar. Derler ki biz Kudüs'ü ele geçirmek istiyoruz. Örgüt kuracağız. Bu bir efsane, masonik efsane ama 30. derecenin efsanesidir. Hı hı. Biz bu işi yapacağız. Bize yardım edin. Size de Hezekiel kitabında belirtildiği şekliyle tapınak koyup yerleştireceğiz. İstanbul Patriği kabul eder bunu. Psellos izni inisiye eder. Batı'da Batı biraderleri, Doğu'da Batı, Doğu biraderleri diye şirket. Dilim sürçtü ama hani Lipsis Linga Freud'un dediği gibi anlamlı bir sürçme oldu. Tarikat kurarlar. Ben şirket kurarlar dedim ama ikisi de birbirine yakın oldu. Doğu biraderleri İstanbul'da kurulur, Batı biraderleri de tapınakçılara dönüşür. Ama tapınakçı, gerçek tapınakçılar bilir ki bizim kökenimiz İstanbul'dur der. Biz İstanbul'da kurulduk der. Kutsal alınması gereken yerlerden biri de İstanbul'dur. Onun için eski hatıralarda falan belli başlı. Ben Masalcı'da daha fantastik bir biçimde yazdım ama oradaki kitap doğru. Her tapınakçının bir İstanbul misyonu vardır. Evet. Gelir. Bu arada
Fatih Çetin bir soru sormuş. Onu soracağım ama öncesinde de bir şey söylemek istiyorum. Neden telefonunla oynuyorsun diye soranlar var. Tabii ki kulağım, gözüm Erhan Bey'de. Fakat sizin sorularınızı ona aktarabilmek için birinin telefona bakması gerekiyor. O yüzden ona da bir cevap vermiş olalım. Tabii tabii. Geçen gün ben bir programda telefona bakıyordum. Bir tanesi şey demiş, hiçbir şey bilmiyor. Bu adam devamlı Google'dan bakıyor telefona bakarken gördüm. Halbuki sorulara bakıyorum aynı anda. Sorulara başka türlü bir şansınız çünkü yok. Çünkü evet yani feedback'i alacağız ki ona göre insanlara yanıt vereceğiz demiş. Adam bir şey bilmiyor devamlı Google'a soruyor. Benim de herhalde eğlence için baktığım falan sananlar var. Öyle bir şey yok tabii ki. Bizim işimiz aynı zamanda hem dinleyebilmek hem okuyabilmek. Hepsini aynı anda yapabiliyoruz. Fatih Çetin diyor ki Ayasofya Camii neden bu kadar ezoterik örgütlerin hedefinde? Şimdi demin de bir lafı geçti. Onu da bir anlatalım istersen. Evet onu da anlatalım. Şimdi Ayasofya'nın iki büyük önemi var tabii. Birincisi Ayasofya bir sembol. Hani Hristiyan'ın, Justinianus'un artık burası Hristiyan bir yerdir diye koyduğu bir sembol. Aynı şekilde fetihten sonra bizim Fatih'in gelip burası İslam ülkesidir dediği yer. O yüzden hani cami olması önemliydi. Ama öte yandan da Ayasofya aynı zamanda Haçlı 4. Haçlı Seferi sırasında bazı kutsal emanetlerin içinde kaybolduğu bir yer. İnanılır ki bazı kutsal emanetler onun içinde kalmıştır, ayıt sandığı gibi falan. Bir önemli kutsal emanet de Veracruz dediğimiz gerçek haçın parçaları. Gerçek haçın parçaları Ayasofya'da bazı yerlere serpiştirilmişti. Ben şu aşağı beş yukarı tahmin ediyorum yani nerede olabileceğini ama haçlılar tarafından alındığını biliyoruz. Belki de kalmıştır diye falan. Ama işte ayıt sandığı burada efsaneler. O yüzden de hala bu ilgiyi çeker Ayasofya. Bir gün yani bir de sembol olarak tabii burayı ele geçirmek isterler çünkü Pselos burada çalıştığı için ilk şövalyeler burada inisiye olmuş. Hatta onu geçenlerde anlattım. 1204'te geldiklerinde ama Ayasofya'nın dibinde kalıyorlar. Bunu ispatladık bugün çürütülmeyecek delillerle. Tapınak şövalyelerinin burada kaldığını ispatladık. Çünkü eski bir kronikte geçiyor. Anlatıyor yani onların burada olduğu. Selin Hanım demiş ki ezoterik bir döngü zaman dilimi var mıdır? Ezoterizm de, astroloji de ezoterik bilimler arasındadır. Zamanın bir kalitesi vardı. Zaten buraya gelen çok astrolog geldiği için benim haddim değil. Benim de çok güvendiğim bir astrolog var. İşte sevgili Oğuzhan Ceyhan. Evet. Onun öğrencisi falan. Hani ancak çok güvendiğim kişiler. Yani bunu hurafeye çevirmeyen insanlar. Sen Öner Bey gibi mesela. Öner Bey, Öner Döşer, bizim Barış Özkırış, Şebnem yani. Ekşi, Pakan Kırkoğlu. Evet, her zaman onu. Keyifle ağırladığımız ben ve çok bilimsel anlatan. Hani bu aslında şey değil hani Allah'ın taşının sana ne etkisi var değil. Hani zamanın ezoterizm içinde zamanın bir kalitesi vardır. Belli dönemlerde belli olaylar için elverişlidir der. Doğru yanlış karışmıyorum ama ezoterizm içinde gökyüzünün şekli de onu verir sana. Onun için ezoterizmde bir işe başlamadan önce yıldızlara bakılır. Yıldızlara tabii gökyüzüne bakmak gerekir. İngilizce de bile consider diyorsunuz. Yani con beraber demek, sider yıldız demek. Hani yard consider falan dediğin an aslında yıldızlara bak söyle deme. Yani aslında şöyle bir kelimelerin kökenlerine baktığımızda yani şeyi anlayabiliyoruz. İşte astroloji var mı canım öyle bir şey diyenlere bir cevap olarak bu etimolojik durumu tabii, anlatırsak. Tabii ya bu insanlık kültürü hani biz tabii. Burada bilimselliği falan değil, hurafe değil ama. Tabii bunu hurafe bu kültür, haline getirip evet, anlatanlar haline da var. Getirmeden evet. Tabii o yüzden. İnsanlığın bir kültürü. İsteyen kabul eder, isteyen etmez gibi evet. Bir şeye çevirmekte fayda var. Bahadır Bey der ki, Girne'nin tapınak şövalyeleri için önemi nedir? Girne önemli bir yerdir. Neden? Çünkü şeydir, hani onların toplandığı ve yani işte bu Haçlı Seferleri sırasında. Geçenlerde ne zaman ben? 3 sene önce mi? Oradan beni çağırdılar bir etkinlik için. Öğrenciler hala görüşüyoruz, çok teşekkürler onlara. Hani Girne'yi gezdim, inanılmaz sembol var.
inanılmaz işaret bırakmışlar. Tam sen oradan geçmişler, evet. Yani orada ben belki aylarca kalıp Girne Kalesi'ni incelemek isterdim yani. Onların geçtiği, iz bıraktığı yerlerden biri. Eylül isimli bir kullanıcı, unisex bir isim olduğu için Eylül Hanım ya da Eylül Bey diyemiyorum. Diyor ki ezoterizmi hala gerçek amaçlarına uygun kullanan topluluklar var mı? Var tabii. Ama biz bilmiyoruz. Buradan neler olduğunu söylemeyelim. Bir yerde var, bir şey yapıyorlar ama ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bir başka izleyicimizde çok karışık bir niki var. Negrumagle gibi bir şey. Ayasofya'dan daha çok yere batan sarnıcı ezoterizm için daha önemli diyebiliyorum. Doğru mu der? Ya orada öyle bir şey çıkartıldı. Tören yapılıyor, ritüel yapılıyor falan filan diye. Hı hı. Hani kayıtlara geçmiş bir şey yok. Biraz böyle hani Meduza falan diyorlar. Meduza çok uzun yıllar çamur altındaydı. 1980'lerde restorasyonla sonradan çıktı. Getirildi. Tabii yani sonradan bulundu. Hani çamurun altındaydı yani son yapıldığında. Hani öyle bir şey, hani Yerebatan Sarayı'nda Petrus Gellius buldu 16. yüzyılda. Hani ben ezoterik kayıtlara geçmiş, keltler gelmiş, yapmış falan hiçbir şey bilmiyorum. Ama hani gizeminden dolayı belki bazı örgütler o zamanlar zor zar giriliyordu, yapmış olabilirler. O kadarına şey yapmayayım ama İstanbul'da tabii çok kutsal sayılan yerler var. Nereler mesela? İşte Ayasofya bir yerse bunlardan biri. Ezoterik açıdan baktığınızda en önemli sayılan yerlerden biri dikili taş yani. Hmm. Çünkü dikili taş tellürik dediğimiz hani dünyanın enerjilerinin çalışma yapmak için alındığı yerler. Onun için dikili taşlar her zaman kutsaldır ve önemli dikili taşları Avrupalılar kendi şehirlerine koymuştur. Concord mesela işte Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da görürsünüz. Mısır dikili taşını alıyor burada. Onlar işte bu okült ya da ezoterik diyelim. İkisini bazen eş anlamlı kullanıyoruz. Çünkü ezoterik semboller okültizmde kullandığı için yapıyorlar. Hani birisi için dikili taş önemli de dikili taş çevresinde öyle duran insanlar arasında ikinci dikili taş mesela Türkiye'de İznik'tedir. İznik İstanbul'un bir başka projeksiyonudur. Bir mezar anıtı. Hani orada da gittiğinizde bazen böyle insanları görürsünüz dikili taşın çevresinde. Hani o şeyler için önemli yer kabul edilir. İstanbul'da kutsal emanetlerin olduğu başka mekanlarda bazı ezoterik örgütler tarafından her zaman kutsal kabul edilir, ziyaret edilir. Bir gün inşallah onları da yaparız programı. İnşallah olarak tek tek anlatırız. Olur. Bizim Selçuklu öyle bir projemiz var zaten. Kitaba dökme. Evet, biz tam aslında o turları yapmaya başlayacaktık ki seninle pandemi çıktı. Hiçbir yere gidemez yaparız olduk gene, maalesef. Yaparız şey yapmadan, fazla takılmadan. Biz yapıyoruz Selçuklu'da devamlı araştırma turlarımız. Devam ediyor maskeler. Demek beni almadan gidiyorsunuz. Peki tamam, bunu da not ediyoruz, programdan sonra konuşacağız. Peki tapınak şövalyelerinden sonra masonlar mı çıktı? Yani onlar ayrı bir kol olarak mı içlerinden çıktı yoksa nasıl dönüştü? Şimdi bu ezoterizmi çok söyledikçe daha zor söylenmeye başlıyor. Evet yani. yani ben yıllarımı geçirdim bir şüp bililiyuma diyebilmek için. Yani kolay değil. Şimdi ezoterizmin mekanizmaları böyledir. Yani sembolik dünyasına her şeyi alır. Şimdi eski çağlarda bak ne dedim, bir kazmayı kutsuyorlar. Kazma çünkü sağlam bir ev yapmak zorunda. Bir ev yapmak, bir bina yapmak çok önemli. Onun için bir binanın, bir evin yapılması, mimarlık en önemli şey eski çağlarda. Onun için masonlukta Tanrı'ya ne isim verilir birinci derecede? Evrenin ulu mimarı. Mimarlık o kadar önemli bir şeydir. Ve din adamlarıdır artık bunlar aynı zamanda. Mesela Latince pontifex, rahip, köprü yapan anlamına geliyor. Etrüsklerden geçme bir adettir bu. En büyük din adamı pontifex maximus. Ve imparatorlar pontifex maximus adını alır, ünvanını alır. Mimar en büyük mimar, en büyük köprü yapan adam demek. Niye bu kadar bunlar önemli bir şey? Aynı şekilde tapınağı, Tanrı'nın içine gireceği tapınağı yapan duvarcı ustaları çok önemlidir. Hep böyle efsaneyle karışmıştır, sihirlidir. Hazreti Süleyman cinlere yaptırır, Hiram Usta gelir bilmem ne olur.
işte efsanevi vezir İmhotep Mısır'da aslında mimarlığında şeyidir, yazının da bulucusudur. Hep böyle bir efsanelerle karışır. Köprü yapmak, bina yapmak. Onun için duvarcı ustası kıymetli bir şeydir. O yüzden mason dediğimiz duvarcı ustaları bütün tarih boyunca imtiyazlı olmuşlardır. Ve Avrupa'nın işte orta çağında, şehir devletleri çağında o devletler arasında gezecek permi dediğimiz şeyleri vardı, pasaportları vardır. Bugün biz nasıl pasaport kullanıyorsak. Ondan sonra aşı pasaportu demiyorum. Ondan sonra bu tapınakçılar aforoz edildikleri zaman, şimdi süregeyen bir geyik var. Hani tapınakçılar öldü bitti değil. Her zaman yaşadı. Tarih boyunca var. Tarihi inceleyen biri, gizli tarihi diyelim, o örgütlerin şunu bunu yapısını, onların her zaman olduğunu görür. Yani bugün de var. Ve onlar çok ilginç. Masonluğa diyorlar ki siz bize permi verin, biz size para verelim. Onlar da tamam diyor. Hür masonlar, hür ve kabul edilmiş masonlara dönüşüyor. Çünkü sonradan tapınakçıları kabul edip aralarına onlar da onları farklı bir şekle sokuyorlar. Masonluk 1920'lerde bu tarihten vazgeçmişti. O Polnodonlar falan. Yok demişler, biz bunu yapmayalım artık, çok rezil oluyoruz. Biz kompanyonaj, işte yani böyle meslek loncalarından falan türedik demiş. Ama asıl tarihi bu değil tabii. Asıl tarihi? Asıl tarihi tapınakçılara dayanır. Tapınakçılara. Bu arada sorular o kadar fazla ki hangisini soracağımı şaşırdım. Derler ki çembertaşla ilgili ezoterik bir konu var mı? Ben soru sormadım ona göre. Evet, bu arada soruyu sor ki aslında ben şu soruyu sorayım, yarım kaldı. Çembertaşla ilgili ezoterik bir konu var mı? Altında mühim hazineler olduğu söylenir demiş bir izleyicimiz. Vallahi ben girmedim ama yani bir bölümünü biliyorum. Çembertaş'tan sırtını izleyiciye söyleyeyim. Çembertaş'a ver. Telefon kulübelerine Beyazıt'a doğru bak. Oradan tam altında odalar var. Aşağıda. Ama odalar içinde. Öyle gizli odalar falan değil. İlginç bir buluntu. Helenistik dönemden kalma mezar odaları. Orada arkeolojik kazılarda çıktı. Çembertaş'a önem vermelerinin nedeni tabii gene şey. Oraya Konstantin, evet, sembol var, çok önemli. Konstantin oraya büyük bir forum yapıyor. Zaten Çembertaş Meydanı'nda Forum Konstantin'i. Oraya bir şey yapıyor, forum yapıyor. Forumun ortasına da Çembertaş'ı dikiyor. Üstüne de bir Apollon heykeli koyuyor. Güneş Tanrı. Ama aslında Apollon heykeli değil, kendi heykeli. Ama aslında Apollon gibi duruyor. Pagan mı, Hristiyan mı bu adam, neyin nesi, öyle koymuş. Ama altına da rivayete göre annesi Elena'nın getirdiği kutsal haçın parçalarını koymuş. Hani özel bir, hani bu sağlam olsun, sonsuza kadar kalsın, adım yürüsün gibi. O yüzden orada hani kutsal haç parçaları, kutsal emanet var diye böyle ilgilenir insanlar hani. Evet. Yani öyle bir söylenti çıkmış. Şimdi artık soruyu soralım bence. Soralım. Ama bir anlatırken aklıma gelsin güzel bir soru. Öyle mi? Tatlıyı aklında yok şu anda. Keseyim. Tabii ki. Tamam. O zaman iyice dikkat... Ara vermiyoruz daha değil mi? İyice dikkat etmek. Yok, ara vermiyoruz. Dikkat etmeleri gerekiyor izleyicilerimizin. Evet. Erhan Altunay her an soruyu sorabilir. Doğru cevabı bilen 5 kişiye de buradan Erhan Bey'in kitaplarından hediye edeceğiz. İstediklerini vereceğiz. Şimdi gelelim Osmanlı'ya. Bu tapınak şövalyeleri ve masonlar Osmanlı'da da var mıydı? Yani şimdi tapınak şövalyeleri Bizans'ta vardı. Onu biliyoruz. Yani geldiler, tabii, gittiler. Ortalığı yaktılar, yıktılar. Bir enkaz bıraktılar. O an İstanbul'un güzel nesi varsa. Tabii ondan sonra da kaldılar. Şöyle ilginç bir durum var. Bakın bu tarih. Hani pozitivizm tarihe girdiği zaman tarihin mahvetti. Bizim akademi bazen pozitivist kafayla çok fazla düşünüyor. Tabii ki tarih belgelere dayanır. Ama siz tapınak şövalyesi dediğinde bir hurafe değil, tarihsel bir gerçeklikten bahsediyorsunuz.
tapınak şövalyelerinin İstanbul'da kaldığı tarihsel bir gerçekliktir. Çünkü kroniklere geçmiştir. Hı hı. Bu adamla hastanede kalıyordu diye. Hastanede Samsun Hastanesi, Ayarini ile Ayasofya arasında. Çok merak eden için de oradan dehliz ve Ayasofya. Onu da başka bir program konusu. Evet, o dehlizler gerçekten çok. Fakat bu da tarih. Tarihin en ilginç olaylarından biri gelişiyor. Bunu hep söylüyorum. Franklar, Venedikliler İstanbul'u almış. Hı hı. Şimdi burada ilginç bir olay var. Bizanslılar da İznik'te. Günlerden bir gün Bizans İmparatoru Manisa civarlarında bir yerde. Ve Frank ordusu sefere Kefken'e gidiyor. Adapazarı. Şehirde hiçbir garnizon falan yok. O arada Bizans devriyesi dolaşıyor surların önünde işte. Silivri Kapı, Zeytinburnu falan, Marmaray geziyorlar. Orada bir tane adam geliyor Bizans'ta. Hatta Frank imparatorluktan bak diyor. Ordu gitti diyor. İçerisi boş diyor. Gel al diyor şehri diyor. Kapı da açık diyor. Ya ne diyorsun? Tuzağı mı düşürüyor? Dalga mı geçiyor? Dalga mı geçiyor? Falan hakikaten de ordu yok, hiçbir şey yok Bizans'ın içinde. Devreye giriyor içeri, Bizans'ı geri alıyor. Ordu yok, zaten 3-5 Frank ordusu, onlar da Kefken'e gitmiş. Ondan sonra Latin kralı keşiş kılığında yalın ayak işte Edirne kapıdan Yeni Kapı'ya koşa koşa kaçıyor. Böyle bir şey. Hani adam inanamıyor, ablası uyandırıyor, kalk diyor, imparatoru aldık diyor. Hadi ulan sen de uyuyacağım diyor. Yok diyor, vallahi aldık İstanbul'u diyor. Böyle bir hal. Bu şekilde. Bu şekilde geri alıyorlar. Hani böyle savaştılar falan diye bir şey yok. Bunu böyle renkli anlatımını Norwich'te okusun herkes. 3 cilt basıldı Bizans diye. Ve bir ayrıcalık veriyor Franklara. Bu kadar nefret ettikleri halde kalabilirsiniz diyor imparator. Zaten çok ilginç bir şey. Geçenlerde bir yerde bulduk. Ama daha çok incelenmesi lazım. Şövalye haçıyla, şimdi gösteremiyorum. Şövalye haçıyla Palaiologos, yani son imparatorun monogramı, Tuğrası diyelim Türkçe terimle, yan yana yapılmış. İlginç bir buluntu Selçuk gönderdi. Palaiologos'la tapınak haçı yan yana duruyor. Aralarında böyle bir güzel ilişki var. Hatta Palaiologos'ların kutsal kandan geldiğine inanır şeyler. Son Bizans hanedanının. Ve Franklara ayrıcalık tanıyorlar. Ne oluyor? Franklar tercüman oluyor ama Venedikleri kovuyorlar. Venedikleri öyle bir kovuyorlar ki zaten iyice düşmanlık şeklinde. Zaten 12. yüzyılda Latinleri öldürmüşler. Ve bu yüzden şeydir hep, yani şövalyelerin de Bizans İmparatorluğu'nda kaldığı söylenir. Hatta Eyüp tarafında bir manastırları olduğu söylenir. Şu an hala? Yok, şu an kalma bilmiyorum, vardır. Şu an hala var mı diye de çok sorular geliyor çünkü. Ondan sonra hatta daha da ilginini söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet'le görüştüğüne dair rivayetler vardır. Kiminle? Fatih Sultan Mehmet'le. Hatta zaten ondan sonra da Fatih bütün Dominiken, Fransisken falan bütün tarikatlar tarafından ziyaret edilmiştir. Buraları fazla es geçelim çünkü tarihi belgelerimiz yok. Fakat komik bir olay var benim, yani hepimizin gördüğü komik bir olay. Fatih Sultan Mehmet zamanından sonra anlatılır şövalye faaliyetleri ama en güzel anlatan bir tane bilgisayar oyunu. Ben şok geçirdim. İkinci Beyazıt zamanında biliyorsun, ikinci Beyazıt zamanında veba salgını, deprem, her türlü kötü olay oluyor. Depremde Beyazıt kaçıyor İstanbul'dan. Padişahın olmadığı zamanlarda tapınakçıların buradaki faaliyetlerini anlatıyor bir tane bilgisayar oyunu. Şok ama öyle. İlginç bir soru geldi Ebru Hanım'dan. Diyor ki bütün bu bilgileri öğrenip şu andaki hayatımızda, yani bu zamanda sadece bilmek dışında nasıl kullanabiliriz? Yani neyimize yarayacak bu bilgiler diyor aslında. Ne yapacağız bu bilgilerle diyor. Şimdi bu işin meraklıları var. Evet. O ayrı bir şey ama hani bunları bilerek bugünümüzü şekillendirmek mümkün müdür bu tip konularda?
Yani kurbağanın sindirim sistemi gibi mi diye soru anladım. Kurbağanın sindirim sistemini öğrenip de ne yapacağız gibi sormuş. Duygu da demin beni bozdu içeride. Ne dedi? Artık bu öğretilmiyor dedi. Sen yaşın geçmiş dedi. Demez benim canım dedi, editörüm. Dedi, suratıma söyledi hem de. Ondan sonra şimdi neye yarıyor biliyor musunuz? Ben de şunu söylüyorum. Tabii ben fazla o konulara girmek istemiyorum, stratejistlerin konularına. Ama hani şuna inanıyorum ki kendi arkadaş ve dost meclislerinde konuştuğumuz. Önümüzdeki günlerde siyasette ezoterik dil daha çok konuşulacak. Daha çok bu konuları duyacağız. Daha çok ezoterik sembol geçecek. Zaten geçiyor. Daha önce de konuştuk. Ay evine, Ayasofyalar, şunlar bunlar. Hani zaten geçiyor. Daha da geçecek. Birincisi bu dili öğrenmenizi sağlayacak. İkincisi ne yazık ki bu inanca sahip olan insanlar ve ezoterik örgütler hani ezoteriyim ama para bende diyor. Hani dünyaya hakim olmaya çalışıyor. Yani bu bir komplo teorisi değil. Hani hurafe de değil. Zaten kuruluş amaçları bu. Zaten biliyoruz ki dünyadaki servetin bunu CNN'in kendisi söyledi. Dünyadaki servetin hani %90'lık bölümü %10 küsürlük insanların elinde. Hani evet. Bunu hani oturup da şey yapmaya gerek yok, doğru mu değil mi diye şey yapmaya. Ve bu insanların bir ezoterik şeyi var, inancı var. O yüzden bunları daha iyi anlamamızı sağlayacak. Yani çok önemli bir şey var. Şunu unutmamak lazım. Şu an dünyaya egemen olan ideoloji, ben biliyor herkes, dünya kadar güvenlik konferansına gitmiş adamım, hala şu anda dijital takip ediyorum. Hani egemen olan ideoloji, ezoterik ideoloji, öyle küresel, ulusal falan ben duymadım gittiğim yerde. Ama ezoterik şeyler her zaman konuşuluyor. Çünkü isimler simgesel, şeyler simgesel, operasyonlara verilen isimler, her şeyde bir sembolik anlatım var. Sembol dili aslında bu hala kullanılıyor. Bu sembol dilini yani iyi öğrenirse, günün yani günümüzde ne olup bittiğini de iyi öğrenecek kimin insanlar. Kimin ne amaca hizmet ettiğini daha kolay anlayabilir. Kimin ne amaca ettiğini zaten onu böyle ilginç bir şekilde çözen programlar yapılıyor. Bu arada Ra nickname'li bir izleyicimiz. İlginç bir nickname seçmiş. Evet, terleyen sütunu soruyor. Ezoterik olarak. Ya yok olarak. Şey, hiçbir şey yok. İçeride su var, poroz yapısı var. Suyu çekiyor, veriyor. Yani budur aslında altında. Budur aslında, herhangi hiçbir şey yok diyorsun. Hayat bir sudur, iç kudur. Efes'i soranlar var. Marty McFly çok güzelmiş nickname'iniz. Efes'in ezoterik açıdan bir önemi var mıdır diyor. Vardır. Ve kartal dışında hangi hayvanlar ezoterizmde kullanılmıştır diye sormuş. Örneğin baykuş var mıdır diyor. Baykuş mitolojik anlamı var. Hı hı. Yani şey, akıl hikmet, Athena ile alakalı. Yani daha çok mitolojik ama kartal ezoterik, aslan. Aslan da ezoterik. Aslan da ezoterik. O gücü ve aileyi temsil eder. Yani 3-5 tane var öyle, ejderhalar ve şimerik hayvanlar. Hı hı. Şimdi Efes ezoterizmin en önemli konularından biri. Öyle mi? Bunlara tek tek basıldığı için ben de böyle elimde notayı kaybetmiş piyanist gibi bakıyorum. O kadar çok var ki çünkü onlardan. Evet, yani arkaya şeyi verirse Duygu. Hangisini 10 numara. 10 numarayı Duygucuğum. Geliyor 10 numara, 5 yıldız, buyurunuz. 10 numara ve 7 yıldız. Şimdi, bu çok önemli bir harita. Ege bölgemiz. Hı hı. Simirna, İzmir. Evet. Yazlar kurak ve sıcak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Yok, deprem, onu anlatmayacağım. Şimdi bakın, burada çok önemli bir şey var. Aslında bu tür örgütlerin geldiği en ilginç noktalardan biri. Çünkü ezoterik bir anlamı olan bir kitap var İncil'in içinde. Vahiy diye. Hop, isteyen inanır, isteyen inanmaz. Ama orada Yuhanna, şurada ufacık bir adada bu kitabı yazıyor ve diyor ki işte kıyametin nasıl kopacağını anlatıyor ve günlerin
sonunun nasıl geleceğini söylüyor. Armagedon, son savaş falan. Hı hı. Bütün bunların olması için bir tane koşul var. Tanrı'nın, bütün kehanetlerin gerçekleşmesi. Evet, Mesih'in gelmesi, son savaşta Yahudiler şunlar mı bildiğimiz her şey. Hı hı. Filmlerde izlediğimiz, kitaplarda okuduğumuz. Bunun olması için bir tek koşul var. Tanrı'nın yedi kiliseye haber vermesi. Yedi tane topluluğa. Bunlar Bergama, Alaşehir, İzmir, Sart, bugün Sart bölgemiz, Philadelphia dediğimiz kazılar yapıyor, Laodisia hala kazılar yapılıyor, Efes. Hmm. Efes bu kiliselerden biri. Yani o yüzden Efes'in çok büyük önemi var. Tabii Hristiyanlık için önemi var. Orada Paulus'un gezilerinden olan. Yani o yüzden Efes çok önem taşıyor. Zaten çok dikkat edin, 100 yıl önce Megali İdea haritası çizildiğinde buralar Yunan toprağı olarak yapılmıştı. Büyük Yunanistan projesinde hala da burası Yunan toprağı olacak ki Mesih'in gelmesi için şey olması lazım. Buraya anons bildirilmesi lazım diye beklerler. O yüzden Efes'in önemi çok büyüktür. Bu 7 İnayet Kilisesi diye mi geçiyor? Evet, çünkü o soru da geldiğini herkes evet. Bir anda onu sormaya başlamış ve sen anlatmaya başladın. Bak bu da bir işaret olabilir. Bu da bir işaret olabilir. Topraklarımıza sahip çıkalım. Ayasofya'yı çok yeşili merak ediyorlar. Yeşili sevelim, ormanı koruyalım. Gerçi konuştuk Ayasofya'yı. Evet. Onunla ilgili ekleyeceğin. Altındaki Mitra Tapınağı'ndan bahsetmek ister misin? Onu da konuşalım demiştik. Hmm. Gizem ya dinlerinde. Aslında şöyle bir şey var. Onu altında böyle bir şey çıkıyor. Bir saniye ben de bakıyorum. Sorular çok garip gelmiş çünkü. O kadar çok soru evet. Var ki. Bu arada sen esas kendi sorunu istersen bir artık sor sevgili Erhan. Çünkü saat 1:12 geçiyor şu anda. Artık yavaş yavaş cevaplar da gelsin ki kimler hediye kazanmış onu da bir hemen evet. Şey yapalım. O zaman soruyu soralım. Ne soralım? Ne ya? Soralım? Ne soralım? Ben tabii bir şey anlatmaya konsantre olduğum için sorumuzu burada daha ne konularımız var biliyor musun? Daha evet, daha çok konumuz var. 3 saate daha ihtiyacımız var. Özellikle de şeyi sormak istiyorum. Şimdi ben hep masonlardan ve şeylerden bahsettik. Tapınak şövalyelerinden ama başka tarikatlar, örgütler de var. Opus Dei var, Kuru Kafalar ve Kemikler. Ne kadar tuhaf bir ismi var gerçekten. Evet. Kabala var, Illuminati var. Bunlarla ilgili de böyle kısa kısa bilgiler istiyorlar. Genelde izleyicilerimizden gelen sorularda da var. Onların da bir üstünden kısa kısa evet. Da olsa geçer miyiz? Geçelim ama ne soralım izleyicilerimize? Çok sembollerle ilgili bir şey sormak istersin belki. Sembolle gösteremediğim için hazırlamadım. Efes soralım. Efes'i soralım. Efes'le ilgili ne soruyorsun? Paulus Efes'e gelmişti. Nasıl? Hristiyanlığın kurucusu Paulus Efes'e gelip dini anlatıyordu. Evet. Ve Efes tiyatrosunda antik tiyatroda. Evet, antik tiyatroda Tanrı dedi. Ve herkes yaşasın Efes Tanrıçası dedi. Efes'in en büyük tanrıçasının ismi. Efes'in en büyük tanrıçasının ismini soruyoruz efendim. Bu da ezoterik bir bağlantı kurarlar umarım. Evet. Cevapları Instagram'dan mı alalım, Twitter'dan mı alalım? Bir tanesinden alalım ki net olsun. Twitter'dan mı alalım? Twitter'dan alalım. Tamam, ben Twitter'dan. Böyle akıyor çok güzel. Doğru cevabı veren ilk 5 kişiye Erhan Altunay'ın kitaplarından göndereceğiz. Efes'in en büyük tanrıçasının adını soruyoruz. Evet, şimdi Efes'in tanrıçası. Evet. Gelelim Opus Dei, Kuru Kafalar, Kemikler. Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi şunu çok iyi bilmek lazım. Illuminati, Skulls and Bones, işte Opus Dei biraz daha dini içerikli bir şey. Yani bir yön örgüt havada uçuşuyor. Siyasette bir örgütün adı çok fazla konuşuluyorsa, işte o yapıyor, bu yapıyor, Illuminati şeklinde, aslında gerçek o değildir. Hedef göstermedir. Yani kimse abi ben işte Illuminati'den Mahmut arkadaşların selam var, şu arkadaşı şöyle yapın falan demez. Hamile kart yakinimde. Onun gibi gelip de hani. İllüminati Mahmut'um ben, bunları yapalım falan. Böyle bir şey yok aslında. Ama bunlar tabii böyle bazı
mihraklar tarafından böyle ortalığa çok servis edilir ki bunlar konuşulsun diye. Hı hı. Tapınakçılar gerçektir. Zaten kökende vardı. Bu tarihsel bir şey. Zaten biliyoruz. Yani yok diyenler de araştırsın. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde para operasyonlarında falan bu tür aileler şeyleri görüyorlar. Tabii bu kaynakları okudukça insan daha da şok geçiriyor. Yani benim biraz şansım hasbelkader bunları okuyabilmek oldu. Okudukça da bayağı bir şeye geldik. Ha bunların içinde önemli olan tabii işte masonluk görünür de var. Arkasında tapınakçılar var. Doğup doğup ölen bir yan örgüt var. Bir de bunların içinde maji örgütleri var. Hı hı. Bunlar çok daha ciddidir. Onlar direkt büyüyle uğraşıyorlar. Tabii. İşte Gülhaç. Gülhaç bugün ben Afrika'ya gidiyorum. Gidemiyorum. Pandemiden dolayı hiçbir yere gidemiyorum. Bir yıldır gidememişim. Ama Afrika'ya gittiğim zamanlarda bir de söyleyeyim. Herkes şu an aşı pasaportu falan tartışıyor. Tabii Afrika'ya gidenler buna güler geçer. Çünkü aşı karneniz olmadan Afrika'ya giremezsiniz. Afrika'ya bütün uçuşlarda aşı pasaportu, aşı karnesi gösteriliyordu. Yıllardır öyle ama şimdi hani herkes ilk defa varmış gibi konuşuyor. Zaten işte tifo, tifüs, savunma falan. Hı hı. Neyse Afrika'ya gittiğimde mesela Senegal'de en güçlü örgütlerden biri Amorg'tur. Yani Gülhaç. Yani çok iyi etkindir onlar. Hı. Ama sonuktan falan etkindir. Afrika'nın çoğu yerinde Gülhaç en iyi teşkilatlanmış örgütlerden biridir. Ve siyasetin büyük isimleri her zaman Gülhaç'ın içindedir. Hani bunlar her zaman var. O Rönesans döneminin örgütleri. Altın Şafak cemiyeti var tabii. Hala dünyada büyü, maji konusunda en sözü geçen bu tür şeyler var ama bunun dışında hani Illuminati'dir, kuru kafa, kemik, Tavistoklar, bunlar hani bir yanı şey. Hani köken bir olduğu sürece yüzeyde hangi isim aldıkları çok da önemli değil. Hmm. Önemli olan kökeni bulmak. Sonradan değişen isimler Sonradan değişen isimler. Burada cevaplar geliyor. Sevgili Duygu bize programın sonunda ilk 5 kişiyi oradan söyleyecek. Evet. Şimdi ben tabii baktığımda çok karışık görüyorum. Birinci kim, ikinci kim onları şey yapamıyorum ama sevgili Duygu editörümüz bize söyleyecek. Programın sonunda açıklayacağız kitap kazananları. Şimdi Arzu Parıl sormuş. Demiş ki büyük ezoterik mührünün Amerika Birleşik Devletleri büyük ezoterik mührünün 20.06.1782'de Philadelphia'da kabul edilmesi Kartal ve piramidin mühre eklenmesini anlatır mısınız? Şimdi gösteremiyoruz ama şimdi şöyle bir durum var. Amerika'nın ilginç bir yapısı var. Founding Father dediğimiz kurucu babaları var. Hı hı. Mayflower falan girmeyeceğim o konuya ama şu var, kurucuların masonik kökenli. Hı hı. Kurucuların hepsi tek tek anlatabiliriz masonik kökenli ve masonik bile demeyeyim hem mason hem farklı örgütler. Ve o yüzden hani kendi örgütsel işaretlerini devlette kullanmışlar. Doların mesela üstünde olmasının nedeni de o doların üstündeki bu kadar bir doların üstündeki ezoterik sembolün ilk basılan böyle çarşaf gibi dolarlar da yok ama sonradan konmasının tapınakçılar ilk senet buldukları zaman, kullandıkları zaman hani senet kopya edilmesin diye kendi ezoterik sembollerini koyuyorlar. Ha. Geleneksel bir şey. Yani tapınak şövalyeliği ve masonlukla alakalı bir gelenek. Gerçekten artık yani herkes bir şey soruyor. Benim de ne kadar zamanımız kaldığına bakmak istiyorum hemen. Gizem dinlerinden bahsetmek istiyorum çünkü bir yandan da. Şimdi gizem dinleri çok önemli. Çünkü gizem dinleri bütün Roma'yı ve Avrupa'nın şekillenmesinde rol oynayan şeyler. Bunlar işte dediğim gibi gizemlere dayanıyor şey. Gizem ne? Ölüp yeniden dirilme. Ezoterizmin kökeninde olan bu gizem dinleri. İlk ezoterik örgütleri. Neler var? Mitraizm var. Mitraizm var. Şimdi mitraizm. Ve Sol Invictus iki tane önemli ve Roma'da çok yayılmış. Bunun en önemli şeyi şu göstergesi. Sol Invictus yenilmeyen güneş demek. Hı hı. Eskiden bir efsane vardı. Masalcı da ben bunu kullandım.
Evet, orada Tapınak Şövalyesi'nin kılıcının adıydı, evet, değil kılıcının mi? Evet, kılıcının adı Invictus. Neden Invictus kılıcının adı? Yenilmez, ölümsüz şövalyeyi öldürebilen tek kılıç. Bu arada yenilmediği Masalcı'nın için ikincisini de bitiriyorsunuzdur bitiriyorum inşallah artık Erhan Bey, merakla. İnşallah bitiriyoruz. aslında çoğul kullanman iyi oldu. Sevgili Özlem Esmergül, yani editörüm Özlem'le birlikte inşallah bitireceğiz ama bu ara başka bir heyecan içindeyiz. Söyleyelim mi? Onu söyleyeyim. Gözüne bir baktım. Evet, Yelda da heyecanla destek yayın olarak ezotik seriyi çıkartıyoruz. Ha, ben diğerini söyleyelim mi söylemeyelim mi demiştim. Dün bana söylediğin Masalcı ile ilgili. Ha evet, Masalcı'yı daha farklı bir şekle sokmaya çalışıyoruz. Peki, tamam, belli ki hala sürpriz. Evet, hala çalışıyorum üstünde. Çok çalışıyorum Masalcı'nın, o yüzden o sürprizi bir adım sonra söyleyelim ama asıl büyük heyecan ezoterik serimiz, ezoterik astroloji. Hani artık tek tek bunlar anlaşılsın yakın insanlar zamanda tarafından. Herkes bilsin bu sembolleri, kullansın. Çünkü bilgi en büyük güç. Karşıdaki insanın ne yaptığını anlamak için bizim bunları bilmemiz lazım. Bugüne kadar göz ardı ettik. Ama artık bu hani düşmanı tanımanın bir başka yolu diyelim. Öğrenelim. Şimdi burada çok önemli bir şey. Sol Invictus o kadar yaygınlaşmış ki, Sol Invictus ne? Yenilmez güneş. Evet. Yenilmez güneşin en önemli şeyi, göstergesi 24 Aralık'ta yeniden doğması. Artık o kadar sökememişler ki Sol Invictus kültünü, Hazreti İsa'nın doğumunu o güne getirmişler. Aslında İncil'de kuzularla birlikte doğuyor. Hani Velike, Şubat falan gibi. Şubat, Mart. Ama işte demişler ki bu zaman olsun, hani iki din arasında bir birliktelik olsun, onu silemiyorsak. İşte hep söylüyorum, Lawrence Gardner yazar çok güzel diyor. Paganlığı yok etmek isterken içine aldı diyor. Hani öyle bir şey karışmış. Şimdi gelelim gizem dinlerinden bir tanesi daha, Mitra. Mitra çok önemli, biraz hani astrolojik anlamı da var boğa ile ilgili falan, yani geçen astrolojik çağlarla. Fakat Mitra kültünün bir özelliği Anadolu'da çok yaygın olması ve Mitra tapınaklarının Anadolu'da çok gözükmesi. Neden? Çünkü şöyle, şimdi Mitra'yı kim yapıyor? Mitra Güneydoğu Anadolu'ya ait. Bir, oradan yayılıyor. İki, Roma lejyonları gidiyor oraya. Roma lejyonları orada askerlik yaptıktan sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerine yerleşiyor. Orada o dini de getiriyorlar. Yani lejyon orada, aa diyor, burada Mitra diye bir şey var, bak bunu yapıyorlar falan. Hadi ben de buna da bir ritüel yaparsam belki savaştan kurtulurum falan diye diye Mitra dinini benimsiyor adam orada gittiği yerde. Ondan sonra lejyon geliyor buraya ya da ayrılıyor. Anadolu'da toprak sahibi oluyor, bir ailesi oluyor. Hadi dini de buraya taşımış oluyor. Onun için Anadolu'da da yayılmıştır. Burada bir Yunan'dan gelenler var, bir de Mısır'dan gelenler tabii, var değil mi? Bu evet, Serapis falan. Çiğdem Dürüşgen'in çok güzel kitabı var bu konuda. Mutlaka okusun izleyicilerimiz. Bu dinlerin yayılmasıyla ilgili. Mısır'dan Serapis geliyor. Ve çok ünlü bir şey, Isis kültü geliyor. Ana tanrıça kültü Isis kültüyle yapılıyor. Hatta çok güzel bir roman var, onu da okuyun. Başkalaşım, değişimler falan. Metamorfosis Latincesi. Apuleius'un yazdığı Roma dönemi. Çok güzel bu ortamı anlatıyor. Yani mutlaka okursanız çok beğeneceksiniz. Bir tane Romalı tüccar var, dönem tabii. İşte geziyor falan, ondan sonra bir handa kalıyor. Gece hancının karısını görüyor pencereden. Kadın soyunuyor, bir yağ sürüyor ve 3-5 sihirli kelime söylüyor. Bir anda kuş olup uçuyor. Bu da gidiyor, odaya giriyor, o yağ sürüyor. Duyduğu kadar anlatıyor, yapıyor. Yok, tüyler bekliyorum, kıllar çıkmaya başladı falan. İşte başımda tüyler yerine kulak çıktı, eşek oluyor adam. Kalan bütün yarım romanda, bilgiyle iş yapmayacaksın. Evet, eşek olarak geziyor. Ondan sonra Isis'e yalvardığında Isis onu tekrar eski haline getiriyor. Yani o dönemde bu tür şeylere inanılıyor tabii Isis'e falan. O yüzden hani o dönemin bir romanı okurlarsa çok yaygın. Ama aslına bakılırsa metamorfoz, hani hayvanın özelliklerinden insana geçme ezoterik bir anlatım.
Thales'in öyküsü falan vardır mesela Kelt kültüründe. Hep bu metamorfozu anlatır aslında. İnisiyasyon basamakları hayvanlarla belirtilir. Ha. İşte şuydum, bu oldum, buydum, şu oldum falan. Yani aslında inisiyasyonun farklı bir yöntemidir. Aynen. Söyleniş şeklidir. O da ezoteriktir yani. Ezoterik sembolizm böyle bir şey. İlkan Fazilet demiş ki İskenderiye Kütüphanesi'ndeki belgelerle ilgili bilgi verebilir mi? Google bilmiyorum. Gibisin yalnız. Ne evet. Sorsak. Yok, ben bunları bildikçe bana kitap alacaklar. Ha, değil mi? Sana bir kütüphane gelecek. Evet. Şimdi İskenderiye Kütüphanesi'nde işte tek bilemediğim soru, bilmiyorum ne olduğunu. Çünkü yandı. Evet. Ama bildiğimiz tabii şu var. Eski antik yazarların bir yan eserinin olduğunu biliyoruz. Şimdi şunu çok iyi bilmek lazım. Bugün piyasada işte Homeros'un İlyada ile Odiseyası'nı bulabiliyoruz. Sofokles'in oyunlarını bulabiliyoruz. Aisiklos'un oyunlarını bulabiliyoruz. İşte şeyin Platon'un kitaplarını bulabiliyoruz. Bunlar belki oradaki eserlerin %1'i gelen. İşte Platon'un 3 diyaloğu olduğunu biliyoruz. Timaios var, Hemokrates yok. Kritias'ın da bir bölümü var. Her şey Hemokrates yeriyor. Kaybolmuş, gitmiş bir yerde. Nasıl bunlar çıktı? Bunlar zamanla hep kopya edildi. Hı. Aslında batıya geçişi iki kaynaktandır bunun. Bir tanesi şey, Arap yazarların, Müslümanların şey yapması. Eflatun kelimesi oradan gelir. Hı hı. Müslümanlar da anormal şey öğrenmişti Avrupa. Öteki de Bizans. Bizans'ta 1204 yılında mahvettikleri zaman Bizans'ı, burada Studios Manastırı Edirne Kapı civarında, orası bütün yazmaların çoğaltıldığı yer. Oradan bu kitapları Avrupa'ya kaçırdılar. Kalanlar daha sonra da İstanbul'un fethinde gitti. Bir bölümünde Fatih Sultan Mehmet Tur dedi, kendi kütüphanesini aldı. Böyle kurtuldu bunlar. Hmm. Ama yalanlar, yok olanlar, bilmiyoruz. İskenderiye ne yazık ki çok gazaba uğramış bir yer. Çoğu kitap, ezoterik kitaplar, felsefi kitaplar, tiyatro oyunları, pagan eserler, her şey kayboldu. Ne kadar acı aslında. Evet. Nurcan Hanım diyor ki, dikili taşın üstünde yazılan semboller okunabiliyor mu? Okunuyor, okunuyor. O, ne anlama geliyor? Bütün fiyatı, işte Tutmosis falan ne yaptığını anlatıyor. Ama o da dikili taşla da ilgili bir tek sorunumuz var. Nedir? Dikili taş aslında öyle bir şey değil. Oradaki dikili taş. Nasıl yani? Çok uzun. Ona yani bunun daha üçte ikisi falan bu. Bir daha bir bölümü de getirirken kırılıyor. Onun için altını tam bilmiyoruz yani. Aa, yarım oda. Yarım oda. Bir yerlerde var. Hatta eski kaynaklar Strageon Meydanı. Sirkeci'de bir dikili taş daha olduğunu söylüyor. Acaba Ayasofya'nın oradaki dikili taş mı? Ayasofya'nın içinde bahçesindeki Porfir, yoksa bu dikili taşın parçası mı? Hatta Venedikli biri almak istiyor Osman'dan falan. Oralarda kayboluyor belki de, aşağıda bir yerde daha ilginç bir taş daha var. Ben gittiğimde çok etkilenmiştim gerçekten. Kapadokya'yı sormuşlar. Büyük Sinasos konağı. Ezoterik açıdan Kapadokya'nın bir anlamı var mı diye sormuş. Yani o peri bacaların içini gezerken ben hakikaten böyle çok bambaşka duygular yaşamıştım. Muhteşem bir yer. Ama var mı bir anlamı? Sembolik anlamı var. Nasıl? Bak, oradaki semboller Hristiyanlık sembolleri. Ha. Ezoterik sembol değil. Hristiyanların kullandığı alegorik. Mesela hani Hristiyanlık sembolü, ezoterik demeyelim. Ama çok zengin bir Hristiyanlık sembolizmi var, ama bazı kiliselerdeki geçtiğini biliyoruz oradan. Muhteşem. Tapınak şövalyelerinin işaretleri var. Öyle mi? Tabii tabii. Hmm. Ben onların fotoğraflarını çekmiştim. Kız Kulesi hakkında biraz bilgi alabilir miyiz demiş Mayla Hanım. Onun bir alakası var mı konumuzla, yoksa yok, başka bir programda mı? Çok zaten efsaneleri konulmuş. Efsanesi çok net. İlginç bir şey var. Biz ikimiz isimli, nickname'li bir izleyicimiz sormuş. İstanbul'daki en gizemli yer neresi keşfettiğiniz? Mutlaka en gizemli yer. Ayazma olabilir mi? Evet. Orası mı? Evet. Orası muhteşem bir yer. Aslında İstanbul'daki en gizemli yer keşfedemediğimiz yerler tabii.
Tabii ki ama işte hani... Gittiğimiz Ayazma, yani Maria Vilaharne'yi Ayazması, bir pagan su kaynağı üstünde. Muhteşem bir bahçesi. Muhteşem bir bahçesi. En sevdiğim yerlerden biri, biraz huzurlu bir yer. Peki gizem olarak? Gizem olarak tabii, nasıl anlatayım? Hazreti Meryem'in orada gözüktüğü söyleniyor. Bugün bile gözüktüğünü iddia edenler var. Bu şu anki zamanlarda bile. Ay, çok fazla soru var. Bu arada çok da fazla cevap var. Ha. Şimdi ilk beşi... Artık Duygu ne yaparsa yapsın. Peki. Mihail Pselos'u merakla bekliyorum. İnsiye öğretisi neydi demiş Haliloğlu bir isimli izleyicimiz. Valla çok ilginç bir soru. Şimdi Pselos garip bir adam. Ne açıdan? Yani, yalancı, üçkağıtçı bir siyasetçi ama bir taraftan da ezoterik yönü ağır basıyor. Yani ezoterik inisiyasyon yaptığını söylüyor. Aslında Pselos, yani şöyle söyleyeyim, Şampanya bölgesi şövalyelerini inisiye edebilecek kadar ünü yayılmış bir adam. Çünkü Anadolu kökenli eski gizem dinlerine de vakıf olduğunu söyleyen bir kişi. Ve bunlar geldiğinde bunu görüyorlar. Yani bundan inisiye olmayı diliyorlar. Ve bugünkü tapınakçıların aslında çekirdeğini Pselos oluşturuyor. Daha sonra sembolik bir anlatımdır. 9 tane şövalye Kudüs'e gitmiştir. Ama köken de buradadır. Pselos çok önemli bir şey yapıyor. Bu ezoterik tarihte her zaman için göz ardı edilir. Hı hı. Tapınakçılar batıda ne var neyse doğuda da doğu biraderleri odur. Yani İstanbul'da büyük bir tarikat vardır. Derler ki, ben yalancısıyım onların. Zaten masonun üst derecelerinde de vardır bu. Hatta bizimkilerin tercüme etmediği yerlerde de. Hani İstanbul'u bir kutsal kan Paleologos'la tekrar onlar vermiştir. Ama bu tabii Norwich'te anlatılmıyor. Biraz spekülasyona giriyor, o yüzden yazmıyorum. Evet. Farklı bir kitapta alıntı. Arzu Hanım soruyor. İstanbul'daki tapınakçılara Gülhaç'a ait binaları Teşvikiye'deki özel binayı anlatır mı? Teşvikiye'de özel bina mı var? Ya özel mülkler anlatamam tabii, herkesin şeyi değil ama geçerken böyle yukarı çıkarken Teşvikiye'ye doğru aşağıdan sol tarafa doğru başını kaldırıp baksın. Valide Çeşme'den mi, diğer taraftan? Diğer tarafta aşağıdan. Balkonandan değil, arka şeyden. Harbiye'den gelen. Gelirken. Tamam. Şöyle baksın. Scientology tarikatı çok sorulmuş. Tatlı Yapraklar sormuş. Tom Cruise sebebiyle çok fazla ön plana çıktı. Hatta evet. Şimdi Tom Cruise kızı tarikate girmeyi reddettiği için ya da annesi mi artık izin vermiyorsa kızıyla görüşmeyi kesmiş. Ama bu bir ezoterik... Ezoterik değil mi? Ron Howard'ın gençliğini bilirim diyeceğim ilk. Yani başlangıcında şey, yani böyle reenkarnasyonlar, şundan sonra Dianetics'ler falan, sonra Scientology'ler falan. Yani hani New Age tarikatlarının bir benzeri, çok ezoterik diyemeyeceğim. Hiçbir geleneğe dayanmayan, yani hiçbir şeye dayanmayan bir tarikat. Çok da üzerinde durmanızın o zaman bir anlamı yok diyorsunuz. Tom Cruise'un en ezoterik yanı tabii bir Kubrick filminde oynaması. Evet. White Shot'ta. Ay evet. Şimdi Celal Bey demiş ki, Balkapanı Hanı'nın gizemi ne sorar mısınız? Bir de Agartha'yı sorar mısınız demiş ama Agartha'yı ben başka bir program başka konusu program olarak saklıyorum. Çünkü ben de çok merak ediyorum. Onu... Agartha'yı uzun uzun anlatalım evet. da. Yani onu ayrı bir programa ayıracağız. Bana sormak nereden aklına gelmiş? Bilmiyorum. Ceyhal Bey böyle bir sorusu var. Balkapanı bana da bir kitap alsın. Balkapanı Han'a ben çok sık gidiyorum. Balkapanı Han şu an İstanbul'daki, nerede? İstanbul'da Tahtakale'de. Hı hı. Hani Tahtakale'den o meşhur kahveciden girince o çarşıya incik boncuk, kına tepsisi falan satılan yerlere elektrikçileri geçince soldan ikinci sokakta Balkapanı sokak zaten. Oraya baktığınızda tam solunuzda bir han var. Şimdi altyapısı... Balkapanı Han. Balkapanı Han. Altyapısı Ceneviz.
bir Ceneviz Sarayı falan diyorlar ama han da oldu. Altyapısı Ceneviz, üst yapısı Osmanlı. Aslında ne kadar şanslıyız. Latin yani adımımızı yani attığımız yerden evet. tarih kuruyoruz. Zaten sütun altlıkları falan var. Son döneme kadar bir 5. 6. yüzyıl Bizans sütun başı vardı. Sonra tabii sıcaktan buharlaştı tahmini. Ondan sonra içinde tabii bir mermer parçaları dolu, işlemeli falan yıkılmış vaziyette. Altı bütün o Tahtakale bölgesinin dehlizdir. Yani bir yerden bir yere dehlizlerle geçersiniz. Bu dehlizlerin açıldığı yerlerden biri de Balkapanı. Burası inanılmaz bir tarih yatıyor burada. Korunması lazım çok acele. Turizme kazandırılması lazım. Orada yapılan kazılar, altyapı Bizans çünkü çıkan sütun başlığından biliyoruz 5. yüzyıla kadar, 6. yüzyıla muhteşem bir yapı. Hani çok acil korunması lazım. Gizemi tabii içindeki dehlizlere. Sağ olsunlar oradaki insanlar iyi koruyor. Girebiliyor muyuz dehlizlere? Girebiliyoruz ama çıkabilir miyiz bilmiyorum. Ama şey orada bekçisi rahmetli olmuş galiba, inşallah yanlış duymuşumdur. Olduysa da Allah rahmet eylesin, pardon. Peygamberler ezoterik dili biliyorlar mıydı? Kötü niyetli herhangi bir ezoterik örgütle temasa geçen ya da mücadele eden, yani mücadele anlamında temasa geçen bir peygamber olmuş mudur diye bir soru geldi Doktor Çetin'den. Herhalde öyle. Yani onu bilemeyiz tabii, ilahiyatçı olmadan bir şey demeyeyim ben ama. Ama şöyle bir şey, hani efsaneler Hazreti Süleyman'a mal eder bunu. Kuş dili derken ezoterik dili konuştuğu anlamında bir rivayet vardır. Onun için de büyücüler Hazreti Süleyman'ı pir olarak kabul ederler. Yahya Temel Tatlısu sormuş. Ayasofya'nın altındaki tüneller yere batan sarnıcına açılırmış. Ayasofya'yı çok sorunca hemen sorularda gelmeye başlıyor. Ya tabii su yolları falan var. Bir de şunu eklemiş sorusuna Erhan'cığım, çok özür dilerim. Sarnıçtaki Medusa heykeli pagan bir ritüel midir? Şimdi şöyle tabii şimdi yere batan Hristiyanlık döneminde yapılmış bir yapı. Yere batanı gezdiğiniz zaman ilginç bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Sütunların üstünde Yunan harfleri var. Ve sütun altlıklarında da var aynı harfler. İşte epsilon rho koymuş, aşağıya da epsilon rho koymuş. Aslında bu şu demek, o kadar milimetrik bir hesap yapıyor ki hangi altlığa hangi sütunun yerleşeceği belli. Milimetrik bir şekilde onların tutması lazım. Bazen buldukları sütunlar kısa geliyor. Ve oradaki bütün pagan yapılarından malzeme toplamışlar. Sütun başlıkları falan. Medusa'da da belli ki bir pagan yapısından gelmiş. Ters durmuş, yan durmuş falan. Bunlar aslında... Bakanı taş eder, direkt bakanı taş eder efsanesi var. Yok, ben çok baktım. Ama şey, yani o yüksekliği tutturmak için yapılmış. Öyle ritüelik bir anlamı yok. Bir Hristiyan yapan ama lanet olsun demiş, pagan sembol. Suyun içinde kalsın sonsuza kadar. Yani yan durmuş, ters durmuş. Orada sadece büyük mermer parçası olarak kullanmışlar. Biraz daha ilerisine bakarsan bir yığın heykel kaideleri var mesela. Belki Mese yolundan, belki Forum Konstantini'den gelme. Bilmiyoruz nereden geldiğini ama yani. Oradaki tadilat bitti mi? Devam ediyor değil mi? Devam ediyor. Ne yazık ki şöyle devam ediyor. Ne yazık ki 1980'lerdeki restorasyonda feci derecede beton kullanılmış. O betonun temizlenmesi uzun iş yani. Daha da bir müddet. Sorular, artık doğru cevabı verelim mi? İlk beşi Duygu'ya soralım. Duygu'ya soralım. İlk beş netleştiyse biz doğru cevabı verelim. Netleşmiş, tamam. Doğru cevap Artemis'ti, değil mi? Evet. Artemis'i bilenler ilk beş kişi acaba hangisiydi, kimlerdi? Onları da şimdi birazdan söyleyeceğiz. Evet, Duygu sana söylesin. Duygu bana, bir şey yazacak söylemiyor şimdi. Evet. Şimdi sorular devam ediyor. Diyorlar ki ana tanrıça Ma'nın oğulları ve Güneş Baba'nın 13 derece yengeç burcuna geldiği gün kurulan Amerika'yı, Sirius ve Orion'u ve devlet mührünün sembollerine, demin anlattık bunu aslında değil mi? Bunun Kim sormuş ya? Bunu Arzu Parıl sormuş. Tamam, ben ona daha da cevap veririm.
Tanıyor musunuz? Tanımıyorum da yani. Hı. Bir anda gözlerimi açtım. Bak kendine geldin gece gece. Evet, gece gece kahve böyle çıkıyor. De çok gerçekten işle ilgili, bu işlerle ilgili izleyicilerimiz. Zaten şey diyorlar işte, program geç yayınlanıyor ama uykusuz kalsak da seyrediyoruz diye. Kalın ya, ne olacak ben? Yani, evet, kaç kere anlatacağım? Pazar. Evet. Gerçekten de. Kaç kere anlatacağız böyle yani. Şimdi tabii aslında çok önemli bir konuyu es geçtik artık. Onu da başka bir programa saklarız. Osmanlı'da. Ezoterik evet. Tarikatlar. Şimdi aslında birazcık şöyle bir üstünden geçsek, daha iyi bir 20 dakikamız var çünkü galiba, değil mi? Var mı? Tamam, var. Birazcık anlatalım. Çünkü artık onu da çok merak ediyorlar. Osmanlı'yı konuşacağız dedi. Başka bir program yaparız. Sorun. Söylemeyecek misin bir şey? Merak etsinler. Aslında çok da güzel fotolar getirmiştim. O zaman şöyle yapalım. Bir bak. Alman casusu var. Nazi Partisi kurucusu. Yanında Nuri Kellegil. Bak bu kadar gel gel yapıyorsun, anlatmıyorsun, aşk olsun. Neler birazcık kısacık anlatalım sonra bununla ilgili. Bak şimdi benim iki tane niyetim var. Bir tanesi çok soruluyor ve ben de çok merak ediyorum. Bir sürü kitap okudum hakkında. Senin derin bilgilerine ihtiyacımız var. Agartha'yı konuşalım. Tamam. Ve şimdi bu şeyi de Osmanlı'daki ezoterizmi de konuşalım ama birazcık bahset istersen. Yani orada da masonlar vardı. Mason demeyelim tabii, ezoterik örgütler tabii ki. Şimdi... Burada Osmanlı'da iki tür yapılanma yaptılar. Bu da önemli. Her şey önemli diyorum da, önemli derken bugünü çok etkilediği için. Bugüne neyin etkisi varsa onu iyi öğrensinler. Nasıl etkiledi bugünü? Birincisi şu. Osmanlı İmparatorluğu ekonomik bakımdan çöküntüye girdi. Hı hı. Kapitülasyonlar... savaşlardan gerilemeler, işte şeyler, gayrimüslimlerin ticarete hakim olması, her şey etkiledi. Ve çok önemli bir şey oldu. Osmanlı Devleti borç almaya başladı. Borç almak, borç aldığın zaman bu şeyler, ezoterik örgütler sinek gibi başına gelir. IMF mesela onların bir kuruluşu, işte kredi kuruluşları, başka fazla girmeyelim. Hı hı. Çünkü bunlar sonuçta dünya ekonomisini yönlendiren ve eninde sonunda temas kurmak zorunda olduğumuz yerler. Fakat Osmanlı borç alacağı zaman ne yaptı? Ya kapalı çarşı sarraflarından borç aldı, ya da iltizam usulü denilen, yani toprak sahiplerine toprak verip, mültezim denilen, hı hı, borçlanmaya girdi. İltizam denilen borçlanmaya girdi. Mültezim dendi onlara. Ki o zaman Osmanlı İmparatorluğu'na borç vermek büyük bir şey. Yani tabii. Sana kimsin sen? Ben bilmem ne Adana ili mültezimlerinden falan filan böyle. Yani o öyle önemli bir şey. Ama daha sonra Galata bankerlerinden borç almaya başladı. O yüzden çok da güzel bir Galata resmi getirmiştim yanımda. Onları da artık başka programda şey yaparız. Ve yavaş yavaş bu şövalye tarikatları diyelim, hı hı, Osmanlı'ya borç vermeye başladı. Kimler tarafından? Galata bankerleri. Osmanlı Bankası'nı ele geçirdiler. Bugün baktığın zaman bankaya deriz, bütün o soyluluk armalarını görüyorsun. Kimlerin ne yaptığını. Ondan sonra Rothschild ailesi direkt gelip borç verdi. Yani bir öyle ele geçirdiler. İkinci olarak da Mason örgütleri İttihat ve Terakki ile oradaki iyi niyetli, her zaman iyi niyetli İttihat Terakki ama yüzüne gözüne bulaştırdığı yerler vardır. O insanlarla yani çok büyük bir şey yaptı. Ve şunu unutmamak lazım. Dünyada Masonluk resmi olarak kurulduktan sonra ilk loca kurulan yerler Osmanlı toprakları. Yerlerden biri Osmanlı topraklarıdır. İskenderiye ve İstanbul. Bugün Arap Camii'nin olduğu yerde bir yerde kurulmuş. Yani o yüzden Osmanlı'nın son dönemlerinde etkili olmuştur. Ama en büyük ezoterik örgütler ve ezoterik kişilikler İstanbul'dan geçmiştir. Gurdjieff İstanbul'dan geçmiştir. Burada çok önemli faaliyetleri olmuştur.
Yani bayağı birçok kişi geçti ama bir tane daha ilginç bir kişi. Onu sadece teaser vereceğim. Çok merak eden masalcı iki de okusun. Bir bitirirsen inşallah. Bir bitirirsen inşallah. Onu da becerebilirsen. Baron von Savetendor. Tule örgütü kurucusudur ama bu Nazi Partisi'nin kurulmasını sağlamıştır. Ve Bursa'da ölüyor değil mi? Ya bu İstanbul'da ölüyor. Ha, İstanbul'da mı ölüyor? Evet. Ha, Doğancılar Parkı'nda. Doğancılar Parkı'nda. Yani benim hayatımı geçirdiğim yerde. İlginç bir şey. Yani bağlantıların tuhaflığı. Tuhaflığı, evet. Doğancılar Parkı. Şimdi... Böyle bir teaser verdim artık. Bir teaser, bir sonraki programa. Evet, programı. Sorular güzel, böyle bu saate geldik. Evet, şimdi Aspendos kentini soranlar var. Ya bütün tabii eski şehirlerde bir şey var. Paganizm hakkında önemli, şey olarak önemli. Ama ezoterik açıdan Aspendos'un önemini ben de bilmiyorum, yok yani. İnisiyasyonu soranlar var. Burak Bey sormuş. Lütfen kısaca anlatabilir mi inisiyasyon ne demek diye? Yani hani bu İnisiyasyon ezoterik... şimdi pagan ergenlenmesi diye. Evet. Harika. Yani ezoterik anlamı inisiyasyonu bir uyumlanma. Yani seni enerjinin örgütün enerjisiyle uyumlanması. Ama bilinç dışına yapılan bir tür müdahale. Bir tür algı yönetimi. Ama sonuçta o inisiyasyonla birlikte örgüte giriyorsun. Yani bu bir tören gibi yapılıyor anladığım kadarıyla. Bir tören gibi yapılıyor. Sana şey yapıyor, ezoterik bir tören yapıyor, sembolik bir şey yapıyor ve sen oradan şeye giriyorsun. Örgüte girip onun elemanı oluyorsun aslında. Bilinç dışını yıkıyor. Pavlikanlar hakkında bilgi verebilir misiniz demiş. Kim? Arzu Özdemir. Ne demiş? Pavlikanlar. Ya bunlar şimdi, bakın. Sizi bulmuşken her şeyi evet, soruyorlar. Birçok grup var. Birçok gruplara ezoterik içeri, örgüt içinde tanımlamamak lazım. Hı hı. Etnik kökenleri olanlar var, toplumsal kökenleri olanlar var bunun gibi. Ezoterik bir örgüt olması için bir örgüt ya da topluluğun bir öğretisi olması lazım. Hı hı. İki, kendi sembol ve alegorileri olması lazım. Üç, inisiyasyona dayalı gizli bir yapısı olması lazım. Bütün bunları topladıktan sonra buna biz bir ezoterik örgüt diyebiliriz. Onları demedikten sonra 30 bin tane böyle bogomillerden bilmem fabrikanlardan sayabilirim ama bunları toparlaması lazım. Ve bunların çoğu da bilinmeyen zaten. Bilsek neler söyleyeceğiz. Mührü Süleyman ezoterik bir sembol müdür? Ezoterik bir semboldür. Aslında pagan sembolüdür. Hı hı. Bolluk bereket ama zaman içinde ezoterik değil hatta majik bir sembole dönüşmüştür. Şimdi orada da aslında bu tılsımlı gömlekler var. Tabii tabii. Yanımda vardı öyle bir fotoğraf ama bulamıyorum burada. Yok mu? Yok orada vardı böyle altıgen. Aslında bolluk bereket dişiyle erkeğin birleşmesinden çıkan bir şey ama daha sonra Hazreti Süleyman'a atfedilen büyücülük meziyetinden dolayı Clavicule de Soliman diye bir kitap çıkıyor. Orada sigil dediğimiz büyülü şeyler hep bunları kullanıyor. Ama tabii hurafeyle gerçek arası bir şey. Dijitalizmle birlikte ezoterik dijital tarikatlar ortaya çıkmaya başlayabilir mi diye bir soru var. Bu da bir öngörü tabii yani. Hani buna evet ya da hayır diyebilir misin bilemiyorum ama bir soru var. Yani ezoterik dijital... Erdil Yaşaroğlu'nun onun bir karikatürü vardı Erdil'in. Sevgili Erdil'e de selam olsun. Adı evet, geçmişken. Evet, Radyo 92.3 günlerinden bir dondurmacı işte önünde şey yazıyor. Enginarlı dondurma, pırasalı dondurma, kerevizli dondurma yazıyor. Altta da devren satılık dükkan yazıyor. Hani her şey birbiriyle nasıl karışır? Dijital ezoterik, ezoterizmin kökenine aykırı bir şey. Hı hı. Ama dijital dünya içinde ezoterik semboller kullanılıyor tabii. Yani algı yönetimi filmlere, bilgisayar oyunlara. İşte aslında hani bazı insanların dijital konferanslarında bile subliminal mesajlar geçiyor. Tabii. Mutlaka bunlar kullanılıyor ama yani böyle
Hadi biz hepimiz arkadaşlar bir araya toplandık. Dijital ezoterik örgüt kurduk. Olayın biraz kökenine aykırı. Yani dijitalizm ya da işte resetler falan, ben çok inanmıyorum onlara. Ama ezoterik dilin daha çok yayılacağına inanıyorum. Çünkü farklı bir yere götürmeye çalışıyorlar. Bunu, yani belki bunu 6-7 yıl önce konuşuyorduk. Hani bir hastalık olacak, elektrikler gidecek falan filan diye. Hani çünkü belli kehanetleri takip ederseniz var. Götürmeye çalıştıkları ezoterik bir dil diye inanıyorum ben. Zaman gösterecek kimin ne dediğini. Şimdi demin hani 7 kiliseden bahsettik ya ve Bergama'da geçti. Bir izleyicimiz de Bergama ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz demiş. Şimdi Bergama, yani şimdi ezoterik bağlamda... O anlamda bilgi istiyor zaten. O yani Bergama'nın tabii şimdi ezoterik olarak kilise orada bir numaralı şey. Ama paganizm bağlamında çok önemi var tabii. Asklepion denilen bir yer var Bergama'da yani. Ne diye? Bergama şehrinin dışında Asklepion var. Asklepion, Asklepius'tan geliyor. Şifalandırma, iyileştirme var. Yani aslında bütün hastaneler Asklepion adına yapılır yani. Çünkü Apollon ilk doktor yani şifalandırıcı tanrıdır. Asklepius da onun oğludur. Asklepius mabetlerinde ya da kutsal alanları aynı zamanda hastane tedavi yerleri olarak ortaya çıkmıştır. Buradaki tedavi yöntemlerinden bazıları pagan ve ezoterik izler taşır. Mesela gittiğinizde bir odada gördüğünüz rüyayı öğrenirler. Hani rüya yol gösterir, onun sembollerinin yorumlanması, bir takım ritüel hareketler Asklepion'un şeylerindendir. Hani inanç bağlamında, pagan bağlamında çok önemli tabii. Ama onun dışında bir normal bildiğimiz şehir. Bu Bergama sergisi oldu. O kitap olarak basıldı. Orada çok güzel şeyler var yani inanç sistemiyle ilgili. Şöyle tuğla gibi kalın bir kitap. Oradan bulur isteyen. Bu arada demin de bir soru gelmiş. Çok da mantıklı bir soru aslında. Şimdi bir konuyla ilgili araştırma yaparken bazen çok güzel kaynaklara da ulaşabiliyoruz ama o kaynağa ulaşıncaya kadar bir sürü saçma sapan şey de önümüze düşebiliyor doğru bilgi içermeyen. Doğru. Ezoterizmle ilgili nasıl gerçek bilgiye ulaşabiliriz diye sormuş. Ezoterizmle ilgili gerçek bilgi yazılmamış bilgidir. Herhangi bir kitap bize herhangi bir göstermek. Kitap yazmaz. Birine sorarak öğrenirsiniz. Bilen birine. Ama şu yazılmıştır, yazılacaktır. Ben de yazıyorum. Yakında çıkacak işte seri olarak. Sevgili Oğuzhan Ceyhan da yazacak. Hı hı. Onu da müjdeleyeyim. Ama Google'dan ulaşamazsınız. Google'a ulaşamadığınız bir bilgiye ikinci kaynaklardan ulaşmak zorundasınız kitaplardan. İkinci kaynaklara da ne kadar güvenilir o tartışılır. Onun için önce birincil kaynakları okumak lazım. Birincil kaynaklar çok az. Platon'un kitapları mesela. Apuleius'un kitabı. Hani ilk çağ kaynaklarından itibaren onu okuyarak gelmeniz gerekir. Yani ezoterizmi kitaptan okumak, yani nasıl söyleyeyim? Doğru bilgiye ulaştıracak bir şey değil anlamında. Doğru bilgiye ulaştıracak bir şey değil. Yani bisiklete hiç binmemişsiniz. Devamlı bisiklete binmenin teorisini okuyorsunuz. Onun gibi bir şey. Bol bol o zaman seni takip edecek. Evet, takip etsinler, sorsunlar. Şimdi az önce de geçti. Padişahların tılsımlı gömleklerini biraz anlatabilir mi? Ha, tabii dedi. Bu şey yani bunlar aslında başlangıçtaki ezoterik semboller. Daha sonra büyüsel majik anlam taşıyor. Şimdi majik anlam şöyle taşıyor. Refkler falan var. Burada aslında enerjileri ya da varlıkları bir yere hapsediyorsunuz. Öyle bir inanç. Şimdi muska gibi bir şey. Muska gibi bir şey. İşte Ayasofya'da da bir tane hoca refk yapmış Osmanlı dönemi. Sen görebilirsin de ben göremem artık. Niye ben göremiyorum? Kadınlar tarafından ha, kadınlar kalıyor. Orada dayak yerim girersem. Ama
o tür koruma, tılsım, talisman aynı kökten gelen hani koruma anlamı taşıyan magic bu semboller insanın üstünde her zaman olur. Osmanlı'da çok güzel bir şeyler yapmışlar. Hülya Hanım'ın da kitabı vardı bununla ilgili. Üstüne giyiyorsun ve korunma olarak alıyorsun onu. Topkapı Sarayı'na giderseniz muhteşem gerçekten. Evet, yani inanılmaz o dönemin bütün okült sembollerini görebiliyorsunuz. Yani Topkapı Sarayı'na tavsiye ederim. Bir gün bir olanak olur, izleyicilerle beraber gideriz. Evet, öyle bir etkinlikte keşke yapalım. Yakın bir zamanda yapabilsek. Pandemi sonrası, post-pandemik etkinlik post-pandemik hayalimiz. Şimdi bu arada Duygu hatırlattı, hemen söyleyelim. İlk beş kişi kimmiş? Çağlar Didman, Metatron. Aa, harika. Çağlar'ı evet. Çok seviyorum. Çok öyle güzel mi? Yazıyor bana. Tanışmıyoruz ama. Tamam, yani selamlar gönderelim. Yani tanıyorum. Çağlar Didman, Metatron, Suat Kızılyallı, Gülşah ve Kağıttan Kentler. Bu beş izleyicimiz hangi kitapları istediğini... Bana DM'den atsın. DM'den, onları bana yazsın, ben onları takip ederim DM'den. Tamam. Ben listeyi Erhan Bey'e vereceğim. Siz de Erhan Bey'e yazacaksınız ve kitaplarınızı artık hangisini istiyorlarsa sen evet, göndereceksin. Geçen programdan da var, hepsini birlikte göndereyim. Evet, o da notunu aldık. Onu da hemen söyleyeyim. Şimdi ismini az önce önüme yazmıştım. Mertcan Gültekin de bir önceki programdan kazanmışlar. Ya pandemi girdi, gönderemedin. Evet, Mertcan Bey de seyrediyorsa eğer mutlaka sizin kitabınızda ulaşacak. Mertcan Bey de bana yazsın. Evet. O da Twitter'dan ya da o Instagram'dan yazabilir galiba. Instagram'dan tamam, kazanmıştır. Tamam, istediği yerden yazsın. Şimdi son birkaç dakikamız ama o kadar çok soru var ki seni bulmuşken. Vallahi ne güzel şeyler anlatacak. Hakikaten. Amerika, Avustralya yerlileri içinde durum ne? Aborjinler, Kızılderililer arasında örneğin. Ezoterizm oralarda da var mı? Var, kesinlikle. Var mı? Tabii şimdi şöyle bir şey var. Yani ezoterizm hangi bağlamda baktığına bağlı. Pagan kültür çok ilginç bir şey. Erginlenme mesela... Bütün kültürlerde olan bir şey. Kızılderililerde de var. Aborijinlerde de var. Şeyde de var. Avrupa'da, eski kıtada da var. Yani herkeste, her tarafta olan bir şey. O yüzden hani şey yapamıyoruz. Hani oraya mahsus, buraya mahsus diyemiyoruz. Aborijinlerde inanılmaz bir şey var. Eliade'nin kitaplarında çok iyi anlatır. Malinowski'nin kitaplarında geçer. Bu tür sembolik erginlenme ve buna bağlı örgüt kültürü var. Tabii bütün insanlığın kültüründe olan bir şey. Evet. Bitmiş süremiz. Keşke daha uzun daha olsaydı. Anlatacak tamam. Bence zaten bu konuyu da devam ettiririz. Diğer söz verdiğimiz konuları da yaparız. Sevgili Erhan Altunay, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, çok sağ ol. Her zamanki gibi keyifle anlattın, keyifle umarım dinledik. Umarım anlaşılır, açıklayıcı ve aydınlatıcı olmuştur. Ağzına sağlık, bence gerçekten çok güzeldi. Ve bu akşamın da sonuna geldik. Erhan Altunay'a bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim. Önümüzdeki hafta aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi geceler.